Bir sıfır. 44 abi. 48 ya. Abi suratıma sıkma Ali ver. Önce bir direkt izleyelim sonra video üzerinden yorum yaparız. Direkt komple hiç durdurmadan izliyorum. Hemen bir sigara. Evet. Ne yapalım? Bir sürü soru soracaktım alalım daha başlamadan. Abi, hadi şeyden bir entry frag sonra rush. Ne olur. Dizimi pe şu an. Ben o zaman götlüğüne burayı... Ah, şey var mı onlarda? Duvar, duvar var. Bir de bir entry bakacağım ben. C'de değil de biz. Duvarı da yoktur zaten ilk elden ya. Ben alıyor aldım. Bazıları ya. Ben de alıyorum genelde. Bir entry frag'imiz var burada. Kanka oynuyormuş gibi aferin. Sen ölmüş gibi. Solda olabilir. Cengo! Geldin. Ferit aldı entry'yi. Tepede. Abi geliyor arada. Connector'da. Helal bir botula ya. Kapattı orayı. Arkaya bak abi, arkadan gelebilir. O nereden geldi? Arkaya göstermiyorum. Merdiven geldi. Kendim attım, aferin. Geldi orası bu arada, geldi. Helal botu. Şuradan geldi bu arada. Dura bak Uğur'a. Long'u dikkat edin. Long. Kapatacağım Volla. Volla kapatacağım. Swifty teşekkür ederim. Mehmet Y 081 hoş geldin. Dubstep 45. inkt olsun. Lito S 14. Hitin 23. inkt olsun. Hediyede. Hediyede. Helal be. Şunu alayım da var. Kenan ki Tufar. Aynısını yapabiliriz isterseniz. Silah üstünü varken. Olabilir. Görüntü bence aslında 1080p koymuş olmam lazım ama 720p gözüküyor. Tamam, 720p şeyden short kapıdan geldi. Bari bayağı güzel evet, bu arada ya. Evet, 720p çekmişsin sen Ferit. Hiç şey yapmamış. Ben de videonun orijinali de var aslında. Oradan da açabilirim ya. Ha 900p çekmiştim doğru videoyu. Bura bizim mi? Ya hadi beyler bunlara eli yok ya. Entry fragliyorum. Duvar dikkat tatlı. Sağda. Bravo. Ferit kemiği sol alta çeker. Duvar çekti. Solda bir tane niye daha var. Niye? Tamam bakıyorum kemine sola. Niye? Kem ya. Kem. Kamera abi kamera. Kares. Gerçekten kares. Kuramıyorum ne oldu lag oldu bir şey oldu. İnşallah abi inşallah. Hedefimizi attık. Nailed them. Ne? Galiba onların base. Galiba. İndireyim mi? Özür tamam çektim. Yok gerek. Hoşuna gidiyorsa böyle durması. Dur hatta ben size bunu daha yüksek kalite vermek için aslında kaçıncı dakikası acaba videonun? Dur ben bunu bulurum. Direkt şeyden açayım. Bende orijinali var. Oradan açayım. Şu olması lazım. Üretmeyen bir kişi yok ki. Aynen. 4 abi. Kapatalım. Abi suratıma sıkma Ali ver. Şu an kalite nasıl chat? Kaçıncı round bu? Daha iyi bu arada kalitem. Daha iyi değil mi? Tamam 2-0. Buradan şey yapalım. Şöyle burayı da izledik galiba. Aynen. Şuradan devam ediyorum. Çok daha iyidir kalite büyük ihtimal. Deck HD. Nerede olur Kelço Panki sen bilirsin. Kelço yok ki kanka ben deliyim. Kim var? Aa pardon. Neyse. Vardı buldum kanka kutularda kasaların orada. Anladın mı? Peki bir dakika. Bir anda A'ya patlamamız yok mu? Adamlar şimdi şey izliyor. Bunlar A'ya gelmiyor. A'yı sistirelim. Bir anda çektikleri el. Aynen öyle kanka. Evet şu an droplar açık. Aynen öyle. Deli Raşi. Bu arada rush atabilir ben kaldırmam var. Tamam deli Raşi lütfen. Tam Nito gelmek istemiyor. Ben buradan şeyi smoklamadım mı? Yapabiliyorsun tamam, zaten. Hadi, hadi. Evet evet. Yaparsan yapabiliyorsun ama beceremedim. Hadi yapalım şu işi. Hadi at araşı. İzle Punk'ı. Ay orada basılı tutmayı unuttum. Hep de bakıyorum ya. Oyy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 y
Bomba.
Yaktım yukarıları. Ben short kapatıyorum. Senin karakterin hangisi şu an? Benim karakterim ya. Jet. O tepede. Oh, çok vurdum. 105 vurmuş. Tepe 105 vurmuş. Benim kapım çalmadı chat. Hayır anan. One enemy remaining. Botu çözmüş oldum. Botu helal. Cengiz gele. Cengiz yıldız olmuşsun ya bu maç. Beyler bir taktik daha veriyorum. Tehlikeli kim var ya kanka. Öyle kanka. Bak. Ama bak daha deminki map konuşmadım fark ettiyseniz direkt yenildik. Direkt yenildik kanka. Direkt yenildik. Gel araç gel. Aa, secure. Secure A gel. Secure A gel. Lüt gelin az buraya. Sen heyecanı katlamak için mi yaptın onu? Hani bir bir kanka, olsun finali mi alalım? Hani senin YouTube videosu bir tık daha uzun olsun diye. Oyunu bir Türk firması yapsa dalga geçer. Şiftten çekmeyin. Öyle değil kral. Raşlamayayım mı? Oyun sadece kanka. Grafik değil. Yok. Raşlama. Ne yapıyoruz abi? Sakin mi? Şükür. Şu an 128 tick rate bu arada. Bir anda patla, bir anda patla. Anlarsınız ya. Solda azı var, solda azı var. Ya Allah. Kanka ne yapıyor bu? Arkaya duvar çekti. Oh lan. Oy. Oy. Adam molotov'da çıkıp oğlum, beni bombayı aldın ya. Gidiyorsun. Tamam abi, B kuracağım abi. C kurayım abi. Canım öyle işte. Canım öyle işte ya. Beyler öldüğüm yer, öldüğüm yer. Öldüğüm yer ne abone ol. Öldüğüm yer. Güzel info abi. Görüyoruz. Evet, kayıtları gösterebiliyoruz Ahmet. Kanka bıçakla mı vurayım, silahla mı? O oyunu açık değil ki zaten, oynayamıyoruz. Bıçakla bence onu ama sağ tıkla. Sağ tık mı? Aynen, böyle hep şunu soktu. Oğlum seni duydu, beni vurdu. Ya. Ya sessiz giden benim. Ben de ölüyorum. Dönüp bir de beni vurdu. O yaşadı ya. Ben zıplayarak geçtim oğlum ondan. Bundan drop yazma Ahmet işte amına. Messi Pia 5. enkrosun. Beyler durun şu anda. B'yi açıyorum Funky. Hazır mısın? Aynen, biz alt B'ye gidin. Alt B'ye gidin. Funky o camdan attığın... O duvardan attığın şey çok iyi olurdu ha. Neyse dur ben bir. Batu, bombayı bana versene Batu. Ekli oğlum zaten, ünlem dropta yazıyor açıklayıcı şey. Tamam mı? Direkt duvardan önüne doğru atabilirsin. Duvar çekebilir mi? C miydi Q muydu kanka? Ünlem bağlantı. Yok diğeri. Tamam ben de gittim oraya. Girin. O değil tamam. Olsun. Can al onun. De yatamamışım. Bak gördün mü? Fausto verebiliyorum. C'ye. Smoa. Kapalı oralar. Bu ne ya? Kim attı onu? Yanıyor oralar. Helal. Ay solda. One enemy remaining. Sol mu? Öldü. Helal. Oyun içi konuşma var tabii ki. Bu kullandığım silah Phantom abi. En iyisi değil. Yani şöyle aslında tercihe göre değişir. Beyler. Silahları anlatacağım birazdan. Bence bir B'miz daha var. Kanka sağ sola izleyelim komple. Anlatacağım. A'da bitiriyoruz oyunu. Bu sefer ben duvar çekmiyorum bu arada. Silah almayan varsa bu globalde şu an 840.000. Aa sola iyi mi? 840.000. Silah al şunu be. Dinlemeyecekseniz vermeyeceğim. Kanka gide git. Fırça atman lazım. Kafam sallandı. 5 yanım var. Görüntü. Tamam geldik ha ya. Gel ben heal atacağım. Gekle. Geldim. Hadi kanka. Dön bir an daha ya. Dön bir an daha ya. Ben kendimi yiyorum. Arkayı duvarlıyorum. Headshot. Hadi kanka. Bir tane daha. Cengiz kafasını gösterip ölüyor. Site'de oğlum. Site'de ama da koyayım. Öbür tarafa dolaş. 20k normal izleyici abi. Kemik kitle. Biraz sakin dur. Solunda da var. Ben kuruyorum buraya. Last player standing. Tamam. Peksi. İki kişi önünden gelecek kanka. Let's go. Oy. Ultisi bu arada Phoenix'in. One enemy remaining. Oh! Ay ya, mafya neresi?
Abi oyunda sprey taşınmıyor. Don't yapma. Try ya. Sprey kanka. Yapma abi, yapma. Sprey'de öyle bir sıkıntı var ya şeyde, Vandal'da. Mesela Mito'nun kullandığı silah... Yer olursa gruptan yazsanıza. Mito'nun kullandığı silah Vandal diye geçiyor. Tam bir AK. Ben de sanırım abi. Headshot tek atıyor, mesafe fark etmeksizin. Ama ve lakin sprey çok zor. Yani sürekli random sprey pattern var. 3. 4. mermiden sonra kanka, bak, mermi bir anda uzaya da gidebilir. Sprey transfer yapılabiliyor ama bayağı şansa bırakıyorsunuz aslında. Hani o CS'deki gibi bir sabit bir pattern yok. Bu benim kullandığım silah daha spreyi kontrol edilebilir bir silah. 0-15 metrede headshot tek atıyor aynı zamanda. Kanka abi, bazı yabancı Angel'lar oynuyor şu an TR'de. Oynayamazlar abi. Kapalı oğlum. Öyle bir şey yok. Abi şey yapıyorum. Aprak. 15 metrenin uzaklığı ne kadar aşağı yukarı? Topla bize hadi. Söyleyeyim. Tamam. Dinle. Dinliyorum. Buradan şuraya araya kadar falan. Çekin abi. Dümdüz CR'a satıyoruz deli. Metreyle ölçeyim ben bana koyayım. Biliyor musun? Dümdüz deli raşı, deli raşı. Ben kapıdan geleyim mi yoksa ben de mi size geleyim? Kanka. Yok yok, sen Ferit, Ferit sen lurk oyna. Tamam kanka. Bende şey var bu arada, kaldırma bas, görebilirsiniz. I'm lurking bro, okay? Okay, okay. Batu bombayı ben alayım bence. Bende ulti var, en kötü ultiyle şey yap. Doğru doğru, doğru diyorsun. AWP'si var. Bir de şey. Çok iyi flash'tı. Çok iyi hareketler. Çok güzel girdin Punky. Duvar çekelim. Bu kadar basit. Dur abi. Tek map yok. Yok iki lan. Map oynadık biz. Abi yoklar. Evet çok güzel kör oldum. Bak mesela Mito oraya tek atabilecek miyim bakalım headshot. Yok direkt headshot atamadım. O flash değildi abi. Neyi neydi kanka? Olsun ama yine de etkili bir long. Yer yerinden oynadı abi. Neydi o? Kanka işte o senin çarın. Of. O senin çarırım. Abi bu taktik mi? Ulan burada bak. Ulan buna koyayım ya. Burada sıçtım ya. Burada komboyu kötü yaptım. Orada ultiye açık girmem lazım. Ama bir şey değil mi? Kanka anime karakteri gibi oynamadım bu orada. Ürüt girdi, zıpladı, takla attı. Ne yapıyor bu deli dedi ya. Ferit sen yine aynı takıl. Gene C'ye gelsin. Ama biliyorsun. Sistem gereksinimleri açıklandı mı bilmiyorum. Evet evet. Sevdiğin gibi ha Funky. Evet 15 metreden sonra ES'ye tek atmıyor. Ama kontrolü çok daha kolay Metin. Şu yolu alacağız. Sonra Mito'yu burada tek bırakacağız. Taba basma oynarken. Belki ağır atacağız. Ferit de bize katılacak. Dinleme sistemi var oyunda evet. Sen sadece yolunu bulursun. Takılıyoruz tamam. Hop plan iptal galiba. Funky ne oldu şimdi? Devam devam. Al sen orayı al ilerle al orayı sen. Helal. Funky ne oldu şimdi abi? Bunu mu almamız gerekiyor? Bak bu evet, işte abi. Olay bu, olay bu. Kaldırabilirsin. Biri daha var. Ah ben sana şey yaparken... Bu da olur. Orada kaldırırsan bir şey olmuyor. Bak burada mesela... Hero'nun mobilliği. Kaldı, altı açık kaldı. Abi beni de kaldırmadın. Ne diyorsunuz? Doğdun öldün kanka. Bu maç çok komikti ya. Arka arka. İkinci ölüşünü gördün mü Uğur sen? Yok sigarayı yakıyordum. O yüzden kalktım kalktım. 886.000. Kanki bak ya. Comeback geliyor adamlardan. Ne o 886.000? Kanka o taktiği bir daha yapalım mı? Işte. Kanka Allah aşkına. Abi kazanan mı? Niye yapıyorsun ya? Ama flashla oğlum yo, yapamadık ki taktiği. Ha izleyen. Tamam kanka geldim ben de smokelayacağım. Türkçe desteği olacak mı? Olacak evet. Enter'e gireyim ya. Var abi. Tamam, karakter seslendirmeleri bile Türkçe var. Gelin amına koyayım ya. Ben İngilizce oynuyorum çünkü anlamadığım bir sebepten dolayı benim client İngilizce verildi. Bak headshot attım teklemedi mesela direkt. Oyun window mod falan oldu. Ne oluyor bunu?
Turan. Arda Turan. Sova'nın ultisi. İmdat. A'dan geliyor, A'dan. Ölme, arkalıyorum. Ah ulan, ultiyi bastığım an öldüm. Ölme, arkalıyorum. Boşa gitti ulti de. Kure seyir ayarlayabiliyorsunuz. Çok detaylı bir kure seyir ayarlama sistemi var. Ay burada çok kötü oynuyorum. Sağda bir tane daha. Abi E basamadım. Mesela orada yapmam gereken E basamadım diyorum mesela. Direkt vurduktan sonra E basmam lazımdı. Asıl yapmam gereken ilk adamı direkt öldürmem lazım aslında da. Çünkü mermim kalmıyor. O kadar çok mermi harcadım ki ilk adama. İlk adama çok mermi harcadım ya. Takım uçak kaldırıyor. 4 kill almışım amına koyayım. Last round in the half. Sonuncu roundu da alırız herhalde. Rıtıcın is taken. TR server'daki nikin ya, o yüzden öyle. Ben alayım sana eşya. Sen şey yap. Bak. Efendim? Okan? Satın alma safhası uzun geldi bana da biraz. Çok kısa aslında. Ağır kısa. Hemen anlatmaya başlayayım ben şimdiden. Şimdi bu buy menüsü arkadaşlar. B'ye bastığınız zaman böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Ve dikkat edersen az önce Berke bir şey dedi. Ben sana alayım istiyorsan dedi. Bende para olmadığı için. Galiba. Para yok mu, yok muydu görmedim. Bir silah istiyorsan takım arkadaşından. Takım arkadaşının senin için silah almasını istiyorsan o silahı sağ tıklıyorsun abi. Ben bunu istiyorum diyorsun. O öyle bir bildirim gidiyor takım arkadaşlarına. Takım arkadaşın da B'ye basıyor. Şurada bir buy çıkıyor. Onun için satın al diyor. Ona tıklıyorsun, senin parandan gidiyor. Onun direkt eline geliyor silah. Hiç öyle silah aldım kanka G ile atayım vesaire yok. Onu sadece şöyle olabiliyor. Round içerisinde mesela yerde bir silah aldınız. AWP aldınız. Round başlayınca atabiliyorsunuz. Onu öyle atabiliyorsunuz. G ile. Bu sistemi çok güzel yapmışlar. Ve sadece base'de buy menüsü işlemleri yapılmıyor. Her yerde yapabiliyorsunuz. Zaten oyun başladıktan sonra dikkat ederseniz bir hazırlanma süresi var. Flash'ını atar mısın? Bak şu anda buy phase diyor. İstediğim yerde şurada da buy yapabiliyorum. Ne abi? Tamam benim... ne hangi şey lan o? Semi official 2 hoş geldiniz. O değil diğeri. Zezze 10 aydır. Valez 5 aydır. Duvarı görmüyorum. Flazel 3. ayıpta olsun. Hemen atma. Mustafa Akbala 1907'ye binince ayıpta olsun. Tabii ki sor kardeşim. Soruları bu arada sadece, sorabilirsiniz. Başlayalım yani sorulara. Sadece silah mı alabiliyor takım arkadaşın sana yoksa skill'lerini de alabiliyor mu? Skill'leri alamıyor sana. Sadece silah alamıyor, alabiliyor. Okay. Evet güzel bir soruydu. Skill'i sadece armor sen vesaire. Kendin alabiliyorsun. Armor'ı da alamıyor. Sadece silah alabiliyor. Tamamdır. Şöyle bir şey var. Skill'ler zaten çok ucuz bu arada. Benim mesela şu anda Q skill'im $200. C skill'im, smoke skill'im. Q zıplama, C smoke skill'im $100 bir tanesi. 3 tane alabiliyorum her round başı. E skill'imi zaten adam veriyor bana, oyun veriyor bana. Ultim de kill aldıkça doluyor. Ya yanlış anlamadıysam 6 kill'de de ultim doluyor değil mi? Aynen öyle. Ve bir öyle. De orklar var yerde, orkları kill... topladığında bir geliyor. Çok iyi tabi, bravo. Sami'ye 10 puan. İyi 10 takip puan. Etmiş. İyi takip etmiş, devam. Tamam, çok iyi. Harikaydı. Devam. Bak burada biraz mesela şanslıydım. Güzel bir flash attı aslında burada Leylü Nihar kardeşimiz. Kenanke Tufar. Kenanke Tufar. Destekçi karakter var Şükrü. Sage onu da göstereceğim hemen. Flash şuraya, şuranın arkasına geldiği için ben hiç kör olmuyorum mesela. CS'de olsa ben biraz kör olurdum bu arada. Ama burada hiç olmuyorum. Öldürüyorum. Attım kanka. Bir tane daha iyi olurdu. Bir tane daha var. Tane bak daha mesela daha... Böyle dar alanlarda benim kullandığım silah çok daha avantajlı Vandal'dan. Çünkü headshot direkt tek atıyor 0-15 metre olduğu için. Ve spray kontrolü inanılmaz kolay. Fire rate'i de bir tık daha şey olması lazım, iyi olması lazım. Aynen dur gel. Lan orada adamı görmemişim. Aa, balkonda var hemen. Yap oyununu. Buy phase bittikten tamam. Sonra buy yapılmıyor evet. Helal notu. Aldım. Hayır buy yapamıyorsunuz buy phase bittikten sonra. Otu B'ye giriyor. Girdi. Kurun kanka. Bir sorum olacaktı. Tabii peki. Ki efendim buyurun dinliyorum. Şükrü bir saniye kanka. Şükrü dedin ya support hero var mı? Bu support hero şu an Batu'nun oynadığı Sage. C skill'i duvar yapıyor. Duvar kaldırıyor. Mei gibi düşün. Bu duvarı
geçemezsin diye bir şey yok. Her türlü ateş edince veya bıçakla vurunca geçebiliyorsun ama biraz mermi harcaman lazım. Q skill'i slow warp. Onu attım mı görmedim. Atacak galiba birazdan. Batu. Hadi de bir şey verin. Abi bu yere böyle bir alan atıyor. O orb böyle slowluyor onu. Harbiden net senlik Şükrü. Ultisi adam kaldırıyor. Direkt resliyor. E skill'i de neydi lan E skill'i? Basıp tutmayacağım bir daha bu tuşa. Çok güzel banki be. Ha E skill'de heal. Heal'lıyor direkt. Takım arkadaşını. Veya kendini heal'lıyor. Bravo. Çok ufak bir şey verebilir miyim? Yarı yaş altına... Yarı 12 round'da bitiyor bu arada. Evet dinliyorum. Sincap. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelmiş abi. 20 yaş altına? Evet. Duydunuz da niye? 2000'liler lan çıldırıyor ben. 2000'lileri o kadar triggerlamıştım. Vallahi ben benlik bir şey yok. Oğlum niye? Bilmiyorum ki. Neyse sıkıntı yok. Hepsi beni izliyor zaten. Problem yok chat. Çok ilginç. Gerçek mi bu? Gerçek. Eren çıkamıyor harbiden. Evet kanka dinliyoruz Eren Bey. Şimdi Şükrü Supportro'yu mainleyeceğim dedi ya, şeyi merak ettim. Ultiler evet, sadece kifle mi açılıyor? Ultiler hayır. Map'te iki tane, her map'te iki tane Ultimate Orb denilen bir orb oluyor abi. Şimdi denk gelirse göstereceğim. O orbların biri şurada. A uzunla. Tam böyle Masum'un olduğu yerde görüyorsunuz. Bir de şurada. C uzunda. Bu orbları alınca da bir tane bir tık doluyor. Bir tane bar doluyor. Anladın? Bir yuvarlak. Anladım. Leo çıkma dışarı ha Leo. Tam takip edilmiş olabilirim belki ama kill aldıkça şimdi... skillerin C'de sıfırlanıyor mu? Hayır. Şöyle. Onu soracaktım ben de tam. Çok çünkü güzel soru. Çünkü eskimizin iki tane kare var kanka. Evet çok güzel soru. Çok iyi yakalamışsın kankam. Hemen anlatıyorum. Dikkat ederseniz eskinin üstünde iki tane böyle boşluk, üzerinde çarpı. Şimdi ben E'yi harcadım. Bir kill aldım. Bir kill daha alırsam kanka bu iki o doluyor ve E skillim resetleniyor. Çok iyi. Bu neredeyse tüm karakterlerde var. O yüzden ben mesela Jet'i mainlememin sebebi biraz da o. Çok mobil. Yani bir yere rush attığınız zaman, iki kill aldığınız zaman direkt map'in her yerinde olabiliyorsunuz neredeyse. Çok hızlı, mobil abi, bir karakter. Abi rampiden açıklama geldi. Hemen bakıyoruz. Öldürme, ölme, bomba kurma, bomba çözme ve orplar bir ulti doluyormuş. Bir tane ulti şeyi. Ulti şeyi veriyor. Evet, çok güzel açıklama. Ulti şeyi ulti bir şeyi tane veriyor. Yok. Öldürme, ölme, bomba kurma, bomba çözme. Bunlar birer veriyor ultiye. Devam. Switching sides. Ben tek baş- mesela dikkat ederseniz 12 round oldu bitti. 8-4'te ilk yarı bitti. Biz defans olduk. Defansa 800 veriyor. 800 para veriyor size. Ve bu 800 parayla yapabileceğim benim gördüğüm en optimumu iki tane şey var. Bir Ghost diye bir silah var. Ghost diye bir pistol var. Bu bildiğiniz oyun CS'deki USP-S gibi bir silah. Şurada bu arada bütün damage'ları kaç metreye kaç vurduğu yazıyor. Wall penetration da yazıyor. İşte her şeyi yazıyor. Bütün bilgileri veriyor aslında. Ya bunu alabilirsiniz. Hem Ghost'u alıp 500'e onu alıp bir tane updraft alıp bir tane de Cloudburst alabilirim. Bir tane smoke, bir tane üste kalkma, havalanma. Böyle şimdi öyle yapacağım büyük ihtimal. Bakayım. Yo, öyle yapmaya da bilirim gerçi. Öyle yaptım aynen. Ha bu arada buy phase sırasında mesela aldım ya ben silahları. Ya dedim ki ya böyle başlamayayım ben, farklı bir şey alayım dedim. O sağ tıklıyorsunuz aldığınız şeyi satıyorsunuz. Direkt aynı parayı size veriyor ve değiştirebiliyorsunuz. Ya buy phase'de komple süre bitene kadar değiştirebiliyorsunuz aldıklarınızı. O olay da çok iyi olmuş. Ben sadece silah değil her şeyi bir de. Tamam. Tamam. Sadece silah değil her şeyi. Teşekkürler abi. Ek orantılarda Eren hep çekiyor çünkü. Her şeyi arkadaşlar. Bu oyunda şey çok önemli. O şeyi çözene drop düşecek aynı zamanda. İyi seyirler. Devam ediyoruz. Aynen. Bir yeri blokla diğer yeri tut. Okey tamam. Mutok yardım istediğin an koşuyoruz. Tamam bağıracağım abi yardım lazım olduğu zaman. Tamam ben de geldim. Berke bende de flash var. İşte atarım pikler. Bak mesela A'yı tutsaydım
CZ'yi alacaktım. Ha bu arada iki seçeneğim var demiştim, onu anlatmadım. Hemen onu da göstereyim. Ha bir de Frenzy. Frenzy silahını çok beğendim. Bildiğiniz CZ gibi. Spreyi çok zor. Bayağı sapıtıyor. CS'deki CZ gibi düşünün. Ama yakında bayağı yok ediyorsunuz. Hele ki karşı takım armor almadıysa, armorsız direkt ghost silahını alıp rushlıyorsa size direkt yok ediyor. Headshot falan tek atıyor zaten. Ya da işte light shield, frenzy alıyorsunuz ve öyle oynuyorum. A'da oynasaydım, A'da short çünkü daha yakın mesafe, frenzy alıp armor alacaktım. Ama şu an mid'e döndüğüm için gayet güzel startım. Ben tek başıma abi. B'ye gideyim. Gelebilir. Tamam seni bekliyorum. Bendeki flash değil ben ama. C'den, ben C'den şey yapıyorum. Ha, sadece Q alabiliyormuşum bu arada. C alamıyormuşum. Evet burada vuramamışım baya. Geldiler. B'ye giriyorlar. Yardım lazım. Kırım düşürdün ulan. Evet. Burada bir kolsuzluk olmuş. Bak Uğur'un... Euro'ya bak kanka, bak bu senin Euro bak. Ne yapıyor? Çok güzel oğlum. Kanka hemen anlatayım. Dumpy. Dumpy sen anlatsan daha iyi olur. Sen daha hakimsin. Burada mı? Sen anlat abi. Senin işin. Ama hayır, işte Dumpy, unuttum ben işte. Unuttum. Ya Q'sunu tamam, biliyorum. Q'sunu söyleyeyim. Breach'i mi? Breach aynen. Q'su kanka abi... flash. Tamam abi buyursana. Aynen. Abi. Tamam abi beni de susturdun. Ben anlatayım abi. Anlatayım abi. Evet, Q'sundan başlayalım. Q'su dediğin gibi flash atıyorsun bir köşeye. Breach'in bütün skill'leri bu arada duvarın arkasından etkili. Yani şu anda evet, köşeye atarsan Q'yu. Göstereceğim mi? Ben şu anda biraz geriden geliyorum. Bak mesela şu an bir skill atıyor. Hangi skill atıyor burada? Bakalım. E skill ne bu yapmış? E'si, bu tamam. Evet round başında gelen E skill'i. Bu düz çizgi halinde abi. Üzerinde kalan tamam. Herkesi daze ediyor. Türkçesini ne yaptık tam emin değilim, özür dilerim. Knockdown ama mı? Ateş etmen yapıyor. Yavaşlıyor. Ha pardon şey yapıyor. Sersemletiyor aslında. Stun grenade diyebilir miyiz peki? Değil ya evet. Tam böyle distortion. Stun grenade'e yakın aslında ya. Stun grenade'e yakın. Oyununa bağlı olarak. Yani Ekan'ın falan böyle bir kararıyor, bir şey oluyor. Oyunda göreceksin evet. Zaten söylerim. Mallıyorsun. Aynen. Hemen E'si devam ediyorum. Q'su flash. Q'su yine duvara atıyor. Arka tarafta bir ışık patlaması oluyor kısa bir süre sonra. Şu an açtığı C skill'i. C'si de burada dur bakayım şeyde gösteriyorum sana, göstermiyor. Bunu oynarken sen minimap'ten şeyi görebiliyorsun. C'yi attığında patlamasının nereye vuracağını görebiliyorsun. Evet at kanka. Evet. Onu gösteriyorum. Spectate'de yok şu anladığım kadarıyla. Evet spectate yok. Yok direkt fırlatıyor hiç. Attığında kısa bir süre charge ediyor. Hı-hı. Arkasına bir patlama gönderiyor. O patlamanın önünde duruyorsan bolca hasar veriyor. Yakınsan evet. Tek atıyor. De onu dojlamak kolay bayağı bu arada. Evet. Ya yani onu birinin köşesine dar alana falan aynen. Aynen. Ya da birine köşeden çıkarmak için kullanılabiliyor. Evet. Ultisi de zaten böyle bayağı büyük bir alanı kademe kademe patlatarak böyle deprem gibi gidiyor ve içinde evet. Kalan herkesi havaya zıplatıp yine sersemletiyor. Ultisi çok OP. Yani direkt rush çok yani. Bu çar çok kuvvetli. Yani hani mouse set bu arada ya LoL'deki set kadar kuvvetli şu anda. Dinliyorum. Ya mouse çevirememe gibi mi sersemletmesi? Yoksa evet. Hani sadece ya, aşırı blue. Yavaşlıyorsun. Şeyin de atak speed'in de düşüyor yani spray speed'in de düşüyor. Okay. Atak rate'ini düşürüyor yani çok seri sıkamıyorsun. Bir de zor çeviriyorsun. Çok iyiymiş. Sağına dikkat. Last player standing. Bu arada Berke'nin kullandığı silah bildiğiniz Deagle gibi. CS'deki. Bayağı güzel. Headshot tek atıyor komple. Ya mesafe fark etmeksizin mi değil galiba. Değil mi Dumpy? Galiba bir 50 metreden sonrasında tek atmıyordu galiba. Değil mi Berke? Evet evet. Çok uzaktan tek atmıyor. Çok uzaktan tek atmıyor. Ama normal bütün çoğu mesafede tek atıyor yani. Öyle çok çok uzak olması lazım. C long falan olması lazım yani tek atmıyor. Bu arada sanırsam yine çok uzaktan da şey vuruyor. 105 vuruyor da armor'ın varsa yemiyorsun tek. Her türlü tek atıyor kafaya diyor Berke. Berke yanlış. Ben emin değilim. Bence yanlış biliyorsun yanlış. Ama. Yanlış. 100 can. Şöyle. 100 canın üstünde vuruyor. 105 vuruyor ama 150 candaysan. Heavy armor aldıysan. Tek yemiyorsun. Çok uzaktan. Şu an Berke. Scorebite Berke bu arada arkadaşlar. Taller'in. Kaptan. Tek zaman yok. Evet bakalım kaptan nasıl oynuyor. Tamamdır Berke. Görüşürüz. You got fire in your eyes. Dur bakayım üstünden geçiyor muyum Şerif'in? Geçemedim. Eğer üstüne gelirsen mouse'la Şerif'in söyleyeceğim. Abi 5B'ye gelseniz direkt şimdi bile çıkalım. Adamlar pik. Okey.
Zaten en koyuş belki o olur. Direkt şu camdan vuruyor muyuz? Aynen 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 direkt. Bıçakta left click right click muhabbeti var mı kanka? Tek mi açacağız? Aynen. Left click de var, right click de var kanka. Damage yani daha fazla damage atan muhabbeti? Onu bilmiyorum. Galiba vardı. Var. Varmış. CS mantığıyla aynı mı? Aynı. Tamamdır. CS çakması. Devam. Abi yer açın. kanka. Abi oturduk buraya. Vurduk onu. Bak 4 kişiyi önüme koymuşum. Ben arkadayım. İzliyoruz bakalım ne oluyor. Koş koş abi koş. Koşma dur dur dur. Koşma. Tabii ki ilk ben ölüyorum. Neden? Çünkü Vıtıcın Ferit. İlk ben öldüm ama. Abi vurun ama onu ya. Abi vurmanız lazım da ama. Sağ 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 dikkat. Enemy spotted. Last player standing. Arkadaşlar vurmak lazımdı bir de. Burada rip yok ediyor. Abi adam vurdu. Çıktı ve ilk beni vurdu. En arkanıza geçtim abi de. Olmaz ya. Bak Phantom... Dur hazır Phantom'ın üstündeyken hemen söyleyeyim. Phantom silahı. Bu benim en çok kullandığım silah. Bayağı da alıştım. Beğendim. 0-15 metreye body shot 39 vuruyormuş. Toplam can bu arada 100. Armor aldığınız zaman büyük armor. Heavy shield. 1000 paraya da. 150 canınız oluyor. Küçük armor aldığınız zaman 125 canınız oluyor. 39 vuruyormuş 0-15 metrede body. Kafaya da 156 vuruyormuş. Tek atıyor yani. Bacakta 33 vuruyormuş. 15-30 metrede ama kafa 140 vuruyor. Hele 30-50 metrede 124 vuruyor. Tek atmıyor yani. Ama Vandal öyle değil. Vandal o üçünün de hepsinde tek atıyor kafaya. Ama spreyi daha zor. Hadi abi aldık artık oynayalım. Kanka şu B'yi piklemeden oynayacağım ben ya. Beni bir sal sanki. Niye pikliyoruz ki ben anlamadım. Nasıl oynuyorsun aynı? Trip yedim. Sen agresif mi oynayacaksın kanka? Gitmiyor. Yok. E tamam çap bas tutalım işte. Ya. Sen de benim banimi bozdun bu arada. Sadece flash işlediğin zaman... Şerif de 145 vuruyor. Ceylon kadar bir mesafe varsa arada tek atamıyorsun ABS ile. Duydun Berke. 5 canı kalıyormuş. Geliyorum. Bak burada çok İki güzel... Burası bu değildi pardon bu değildi. Son round'tu galiba. Bir D yakaladım bir tane. Helal. Bravo. One enemy remaining. Bir tane daha var. Bravo. Guardian'ı sana atabilirim. Oyun içi ayak sesleri falan nasıl? Bayağı iyi abi. Yani net duyabiliyordum yani her şeyi, her sesi. Ya ses çok önemli bu arada. Ses kasmak aynı oyunda. Sadece bir flash at dersen İstiyorsan şimdi atmadım. Pencereyi smoke'layayım. Sağa çıkalım. Ne diyorsun? Okey to. Pencereyi smoke'layacağım. Bak bu round güzel bir round. İzleyin. Right there. Pencereyi smoke'la ben sağ Berk duvardan... Soluna tamam. Baksana sen. Öyle yapıyorum. Ondan da giriliyor. Devam. Attım kanka attım. Geldi bir. Ya 140 vurdum ya. Bir tane daha var Ferit orada. Bir dakika. Sağ taraf. Bu peki. Lan daha kaç vurayım? 110 vurmuşum ya. One enemy remaining. Son adam. Tuşuyor bak bu adam hep. Bu taraf vardı. Kim o? Yukarıda bir yerde pusuyor olabilir dikkat edin. Burası bu işte ultimate orb bu arada. A'da herhalde. Ben alıyorum. Ultim var ama adamları bırakmamak için alıyorum. Her round yenileniyor orblar tabi. Bak burada ses duyuyorum. Reload sesi ses duyuyorum burada. Evet evet vuracağım şimdi. Bu kadar. Türkçesinde burada bela yazıyormuş. Bela. Bela Ferit. Kanka peki crosshair'ın etrafında... Bilmiyorum. Çıkan böyle beyaz beyaz yarım daireler var. Onlar ne? Öyle mi? Hiç fark etmedim. Onlar ateş sesinin yerini falan gösteriyor galiba. Ha evet yani aynen ateş sesinin yerini gösteriyor tabii. Şey damage şeyi gibi alert'ı gibi ama o değil. Yani şey
ateş nereden ediliyorsa veya bir yerde bir olay oluyorsa onun şeyi galiba. Aynen, ses gelen yönü gösteriyor bir nevi. Ama ateş sesi için geçerli galiba sadece. Bana bir ama ben ya. Yani şeye yordum. Arkadaşın öldüğü buradan zaman çıkıyor galiba. 4000 bitrate veriyormuşum oğlum. Niye söylemiyorsunuz? O da olabilir Ruf. Tam net bilmiyorum. Bahadır buradaysa eğer. Çok özür dilerim abi. Yazışıyordum başka tarafta. Nedir abi soru? Bu crosshair'in etrafında çıkan yarım daireleri sordum abi. Arkadaşın öldüğü yeri mi yoksa silah seslerini mi şey yapıyor? O arkadaşın öldüğü zaman ne tarafta birinin öldüğünü gösteriyor. Okey. Tamam. Yani ben orada görüyorum hep. Yayın 1080p mi bu arada? 1080 60 FPS değil mi? Evet, şu an öyle kanka. Tamam, evet. Tamam. Hemen. Thank you. Bak, arkadaşım için mesela silah aldım az önce. Yeah. Hemen. Batu silah atar mısın dedi. Burada direkt çıkıyor bayit diye. Şöyle bana göstereyim. Bir buradan direkt alıyorsunuz istediği silahı. Zaten istediği silahı sağ tıkladığı için alabiliyorsunuz. Silahları da anlatacağım. Hemen. Sonra. Animasyon cancel yok değil mi bu oyunda? Bir dakika, arkadaşına alırken... Yok kanka. Aynı parayla alıyorsun değil mi kanka? Tabii şey aynı yok. Para. Hiçbir değişiklik ha, okay. Yok abi. Mükemmel bir buy menüsü var ya. Yapılarmış. Tak 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 ya. Keşke ben numara olsa dedim ama. Yo yo böyle iyi. Yo hayır. B'ye böyle basıp 4'e de basmak istiyorum. Yo yo. Haa. Direkt hiç bakmak da istemiyorum. Bak bu round da güzel. Burada da karakteri kullanıyorum biraz daha. Peki yok mu Mito? C var yine. Oy. Kanka puşlamıyor lan. 3 tane C var. Bak 3 C infosunu alıyorum. Oo hepsi C. Oo 4. Geldim kral. Bayağı kalabalık. Oy. Ay. One enemy remaining. Şu olayı çok iyi jetti işte. Abi adam göremiyoruz ya. Damn, this is fun. Let's keep it going. Tam bir rotate karakteri ya mobilisinden evet, dolayı. Evet. Evet. Yani bu mapte bu oyunda da şey mermi kaybolma muhabbeti var mı yoksa mermi... Battlefield gibi yok, falan kanka, mı? Yok kanka. Yok. Yani ya şöyle söyleyeyim. Aynı anda ölüyor musun demek istedim yani. Aynı anda ölme diye bir şey yok. Ya aynı anda ölme hiç görmedim ben. Yalan olmasın. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Hani sniper iki kişi aynı anda ateş etse falan hani onu merak ediyorum. Mermi havadayken diğeri ölüyor, diğeri de havadayken diğeri aynen, ölüyor. Aynen. O var mı Dumpy? Vallahi biz de hiç denk gelmedik ama testini yaparız. Ama tahminim bir kazanan olması gerekeceği için onun bir şeyi vardır. Bence de. Vardır. Bence de o yoktur yani. Tek map üzerinden mi oynadınız oyunu? Hayır, iki map vardı. Bir de Bind diye bir map var. O map'in de videosu var. Açacağım. Damn. 958 bin. İyi bir takım olmadık mı? Güzel. Çok hoşuma gitti valla. Zevkliydi. Flash atacağım ya. Direkt karşıya. Bak flash'ı kullanıyor burada. Kuşamayacağım ama. Ben bir şey diyecektim. Unuttum. Friendly Fire yoktu abi bizim oynadığımızda. Sağ geldi, Ferit sağ geldi. Onu da hemen cevap değil mi? Friendly Fire tabii silahlarla ki yok ama yeteneklerin takım arkadaşlarında yüzdesel azaltılmış oluyor. Yani birebir aynı hasar vurmasa da %60'ını %40'ını falan vuruyor, öyle bir şey var. Aynen. Ne de var? A'da 2 %100. Sana bakmaz bence ya. Ve bir smoke daha geldi. 3. Stay out of my way. Oo, buraya şey giriyor. Burada bir yani misplay yapıyorum, söyleyeceğim. Bir daha bir şey var, dikkat et. Jet var, bir de Sage var. Sage değil, pardon. Şey atalım. 3 kişi. Nowhere to run! Abi, dünyacı. Kutunun arkasında bence. Aa, ben de heyecanla oraya doğru gidiyorum. Bence de. One enemy remaining. Çok iyisin. Bak orada adam ölüyor. Ben hala oraya bakmaya devam ediyorum. Halbuki Rip'i ben mid'de ateş edince görmüştüm B'den rotate atarken. Burada direkt arkamı dönmem lazımdı. Rip'in son kaldığını görünce. Viper'ın son kaldığını görünce.
Burada Luna Queen elin bardağa çarptı. Boostlama var mı? Boostlama yok abi oyunda. CS'deki boostlama olayı yok. Uçağın sesini duydu galiba. Bu Viper'ın poison'ı bu arada. Doğru, bu adam bittiki adam mı? Spike planted. Şeyin içinde ya. Tutun, oynan. Helal Luka. Spray King oldum bak şimdi de. Bak hayır ya bak. 100 defa daha atayım aynısını salak saçma. Oyun free to play arkadaşlar. Strafe bunny falan da sen yok değil mi oyunda? Aşağı gidiyor mermi. Yani bunny var. Bunny varmış. Bunny var galiba. Aynen. Okey. Bunny var ama böyle hani abartılı hızlandırmıyor seni. Yani abuse edilecek bir şey de değil. Aynen. Aşağı giden sprey mi olur ya? Abi ben fantoma çok alıştım yani ya. Bıçakla gittiğinden daha hızlı gitmiyorsun. Vandal'dan daha mantıklı geliyor bana kanka. Ha bu arada diyorsun. Hemen diffuse olayından bahsedeyim. Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz diffuse ederken diffusing yazan yerde ortada bir çizgi var. O çizgi neyi ifade ediyor? Mesela Mito 1v1 kaldı. Önce diffuse oturdu. Adam ölmedi daha karşısındaki. Diffuse'ladı. Yarıya kadar geldi. Şurada bir checkpoint alıyor. Sonra bıraktı diffuse'u. Adamı vurdu. Tekrar geldi diffuse'lamaya devam etti. Çözmeye devam etti. Oradan devam ediyor. Bunu zaten söylemiştim galiba. Aynen. Ve aynı zamanda sadece Mito değil, takım arkadaşı da gelip yarısından sonra devam ediyor. Yani bir kere checkpoint aldın mı hep checkpoint'te. Toplam diffuse etme süresi 7 saniye. Yarıdan sonra 3,5 saniye. Doğal olarak. Pink oldum bak şimdi. Bu olayı bayağı beğendim bu arada. Kit gibi bir şey var. Kit gibi bir şey yok Sami. Tamam. 7 saniye sabit. 100 defa daha atayım aynısını salak saçma yerlere gidecek. Zaten yok ki anası. Biri aşağı gidiyor. Evet, bu arada Türkçe'ye ilgili soranlar olmuş. Şimdi Twitter'dan bir video girdik. Türkçe seslendirmelerinde olduğunda. Öyle mi? İstiyorsan ufak bir reklam basayım. Hemen bakalım. Valorant TR'den mi girdiniz? Yes. Takip ettim abi bu arada. Geri takip. Aa, hemen takip al. Şu galiba. 7 dakika önce. Hemen izliyoruz. A'ya kaçtım. Takipteyim. Arkanızdayım. Sessiz olun. Görüş sağlıyorum. Buldum. Bastırın. Bana ne yapacağımı. Şimdi bir Zula havası var. Yani ben yemin ederim ilk defa duydum. Bak yemin ederim ilk defa duydum. Test süresi boyunca full İngilizce oynamıştım. Allah'ım ilk de İngilizce oynamışım. Bu söyleme ihtiyar. Yakıyoruz da. Gözü kapalı bile hallederdim. Güzel. Eyvallah. Önden gidiyorum. Selam söylüyor bu arada. Efendim? Erdiç Rey selam söylüyor diyorum. Erdiç abi bizi çok seviyor biliyorum. Erdiç abi selamlar. Abi bu sefer banlamazsınız. Bak bu sefer bir hukukumuz var. Aynı spor salonunda gidiyoruz falan. Spike yerinde. Bana avcı derler. Saklana baksın. Alayınız gelsin. Yine gebertirim. Var mı ötesi ya? Hadi şimdi herkese binelim. Çok iyi. Yani başarılı olmuş Türkçe seslendirme. Benim hoşuma gitti. Abi yani aslında gerçekten güzel olmuş da. Ya şöyle bir şey var kanka, yıllardır oynuyoruz hani Türkçe duyunca böyle bir şey geliyor. Garip geliyor yani, garip istiyorsun, gülesin geliyor yani. Yanlış mıyım? Bir ön yargı var. Bu ön yargımızı kırmamız lazım arkadaşlar. Ben de bu ön yargıyı kırmak için full Türkçe oynamayı çok istiyorum. Bir çıksın da hayırlısı yani. Bir bakalım. Ay kulaklığımın şarjı bitti. Ben Bahadır'a hemen soracağım onu. Ne dedin Sami?
Ya mesela karakter seslerini kısabiliyoruzdur değil mi? Evet evet kısabiliyoruz. Yani çünkü çok fazla hani ses kasmamıza etkili olabilir. Bir de onu soracaktım Feriş. Şimdi madem kulaklık falan gaming. Hı. Şimdi şeyi fark ettiğime göre ulti açılınca karakterlerin hepsi bağırıyor. Evet çok ses yapıyor abi. Ulti, yani anlıyorsun biri ulti atınca. Evet ya bu hani ne bileyim senin oynayacağın oyun için şey olmaz mı biraz? Ne bileyim play'ini azaltacak bir hareket değil mi? Ama sen biraz da dezavantajı olması lazım. Yani. Aslında biraz balanslamışlar onu. Yani ben sessiz ulti açarsam çok daha OP değil mi kanka? O zamanla. Ses çıkmaması aslında vesaire. Aslında öyle de yani mesela o az önce dedin ya Miton'un oynadığı karakter hani arkaya ulti bırakıyor. Evet. 1v1'de adam kesinlikle biliyor. Evet biliyor. Onun orada açtığın ultiyi. Ya kaçacak ki kaçması çok zor eğer rushlarsa üstüne. Ama onun ultisi de çok OP mesela Phoenix'in. Ya bir daha doğuyorsun. Bir avantajın oluyor yani karşı rakibe karşı. Bence o balans bir olay. Bence de balans. Karşısı çünkü senin Phoenix olarak ulti attığını bilmezse yapacağı commitment'la ultili haline yapacağı Phoenix arasında fark var ya. Mesela, yani hepsi için. Mesela Jett, Feritone'de karakter ulti açtığında duyduğun zaman hani uçarak sana gelebileceğini ya da bıçak atma mesafesinde nerede durman gerektiğini falan az çok bilmen gerekiyor ki. Çünkü aksi takdirde aşırı OP oluyor ultiler. Evet. Yani hiç bilmediğin, beklemediğin bir anda yemek biraz onu da offset etmek için muhtemelen. Sabları donate'leri sonra okuyacağım arkadaşlar. Devam ediyorum. Gidiyor. Evet. Aşağı giden sprey mi olur ya? Tamam. Aynen. Geliyor. Ha burada... Aa bu son round. Dur burayı izleyelim. Bu da bu doğru geliyor. Ben sana geliyorum. Geliyorum. O ne ya? Soldan girdi. Mito. Aa. Sağdan da geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Aldım. Kaldırıyorum abi seni. Kalk. Bomba. Oynuyorum. Burada daha iyi oynayabilirmişim ama. Bak bu Breach'in ultisi Ruf. Breach ultisi efekti. Burada bir de sağ olsun Punky atıyor. Yani Punky bizim benim takımdaki Breach'in ultisini de yiyorum ben. Çok iyiymiş bu arada efekt. Long long. Burada 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 bir şey yok. Duvarı kapatıyorum. Aldı. Bitti. Ve bitiyor. Bu. Aa kulaklığım yine kapandı. Harbiden ha. Kırtlağım buna koyayım. Açılıp kapanan bak, sarı şey ne? Bak gelince böyle işte. Kanka JT'ye çok alıştım ya. Ya bir de benim tam benim oyun sistemi. Hangisi abi? Ayıkamadım. Evet, bu dalga dalga gelen sarı bir şeyden bahsediyor. Jet'in yaptın içine. Sen şeyden site'dan C'ye doğru yürürken. Sova'nın sonlarıdır muhtemelen Ferit. Bir dakika bakıyorum. Tamam. Sen site'den C'ye doğru yürürken kanka. Aynen Sova'nın sonarı o. Sonara kanka bu. Eğer sarıysa bu sonarın rengi seni detectlemeyecektir. Map'te de görüyorsun sonarı buraya atmış. Kırmızıysa seni detectleyecek. Yerini değiştirmen gerekiyor. Ya amına koyacağım kulaklığın. Niye böyle oldu? Şarjı bitiyor. Daha yeni şarjı taktım. Anlık 961 bin izleniyor şu an. Vuruş hissi valla ilk oynadığıma göre daha güzeldi Close Beta'da. Daha da iyileştirirler mi bilmiyorum. Bombanın süresi ne kadar abi? Ne zaman sürede patlıyor? Onu bilmiyorum. 40 saniye mi 45 saniye mi ne öyle bir şeydi galiba. Hatırlamıyorum. Kaldırıyorum abi seni. Bu map böyle. Şimdi ben hemen ne anlatalım? Silahları mı anlatayım? Silahlardan biraz bahsedeyim. Şimdi pistollerle başlayalım. Bu pistol bu arada oyunda şöyle bir şey de var. Ya şu pistol bedava verdiği pistol aslında güçlü. Yani onunla da direkt oynanabilir. Armor alıp skill bile alabilirsiniz yani. Bakmayın biz Ghost Friends alıyoruz ama bu bedava verdiği pistol de güçlü. Shorty dediğimiz zaten görüntüsünden de anlayacağınız gibi biraz daha shotgun havası var. Bayağı yakından tek atıyor.
Ama mesafe, ya shotgunları güzel şey yapmışlar bence. Balanslamışlar, dengelemişler. Frenzy dediğim gibi CZ gibi bir silah. Pistolün taramalısı gibi düşünün. Ghost dediğim USPS gibi. Gerçekten daha böyle nereye, crosshair'in neredeyse oraya giden bir silah. Mervin'in oraya gittiği bir silah. USPS'e çok benziyor. Sheriff silahı da Deagle gibi. 50 metreden sonrasına tek atmıyor ama çoğunlukla tek atıyor kafaya. Stinger çok az oynadım. Bir kere oynadım galiba. Tamamen bir SMG, yani Uzi gibi bir şey düşünün. Fire rate'i çok yüksek ama çok az damage atıyor. Boncuk atıyor bildiğin. Yakından kullanılabilecek bir silah. Spectre o konuda SMG'lerde bayağı hoşuma gitti. Tam bir SMG. Hatta bir round oynamıştım. Eco roundlarda falan bile rushlarken alınabilecek bir silah. Biraz daha MP5'e benziyor Spectre'e. Bu değil de bu daha çok benziyor MP5'e. Shotgun Bucky. Bucky shotgun'ında şöyle bir şey var. Sol tık direkt saçmaları savuruyor. Sağ tık, hani Overwatch'ta Rodok karakteri var. Bilen bilir. Böyle önce bir top şeklinde atıyor saçmayı belli bir mesafe kadar. Ondan sonra saçılıyor. Yani o ne demek? Mid range'deki bir adama da, yani tam mid range değil de close range'in biraz daha dışındaki, yani bir 10 metredeki adama da sağ tıkla çok yüksek damage çıkartabiliyorsunuz. Shotgun'la. Judge silahı Apex'teki Eva'ya benziyor. Eva'ydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Seri shotgun. Seri seri ateş ediyor. Bulldog silahı biraz daha FAMAS'a yakın bir silah. Bu arada gayet kuvvetli. Bence parasına göre. 2100 paraya göre eğer paranız yoksa gayet alınabilecek bir silah. Guardian'ı ben çok beğendim. 2700 para. Diğer Vandal ve Phantom'dan daha ucuz. Ama DMR, hatta Metin en çok oynadığı karakter, Crudon chat'ten. En çok oynadığı silah. Guardian, DMR abi. Tık 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 tık. Oynadığım bir oyun var mıydı bilmiyorum. Vardır illaki. Açarım gösteririm. Çok daha böyle, nasıl söyleyeyim? M1 Grand'ı bilir misiniz bilmiyorum. Kod 2'de M1 Grand vardı. Veya şeydeki şu an kod Modern Warfare'deki MK karbin silahı var. Biraz daha ona benzer bir silah. Seri seri böyle tıklayarak atıyorsunuz DMR. Ama çok da dağılmıyor mermiler. Headshot tek atıyor bu arada Guardian'da. Ve damage'i çok yüksek. Body shot damage'i de çok yüksek. Çok korkuttu kanka şu an. Kanka bu silah gerçekten eğimi iyi olan biriysen çok net oynarsın. Bayağı sağlam silah. Direkt 3 mermide... Metin'in kaydı varsa aç göster zaten, çat çut koy işini, evet, ya. Evet, illaki vardır. İllaki vardır. 4 mermi atıyor, 4 adam oluyor abi, inanılmaz. Aynen. Phantom benim zaten en çok oynadığım silah. Phantom'ı anlatmıştım. Biraz daha M4 kafası. Sprey daha kolay. 0-15 metreye tek atıyor kafadan. Ama 15 metreden sonrası tek atmıyor kafadan ama sprey daha kolay. Vandal bütün map'e kafadan tek atıyor. Metre fark etmeksizin. Ama çok daha zor. Yani tep tep oynamanız lazım. Biraz daha Vandal'ı. Yani 3-4 mermiden sonra bırakmanız lazım. Salmanız lazım. Bu arada oyunda ADS açmak, yani böyle zoom açmak bence dezavantajlı. Benim düşüncem. Ya ben ADS'ten nefret ettim. Birkaç kere denedim ADS'le oynamayı vesaire. Hiç alışamadım. Normal CS gibi oynamak bence daha iyi. Galiba ADS'in bir tık avantajı oluyordu galiba accuracy'ye ama. Değil mi? Vardır. Abi orada böyle çok minimal değişiklikler var. Bir şeyden feragat edip galiba, evet, accuracy ve zoom kazanıyorsun. Evet. Ama daha yavaş ateş ediyorsun diye biliyorum. Ha, fire rate'in azalıyor. Az da olsa fire rate'in azalıyor. Ama yani aşırı fark edilir değil de hani milisaniyelik fark yaratıyor. Anladım. Marshall silahı CS'deki Scout, bildiğiniz. Onun gibi. Hatta Crosshair gözüktüğü için sürekli şey de yapabiliyorsunuz. Yani scope açmadan da ateş edebilirsiniz harbiden. Öyle bir avantajı var silahın. Attığın yere gidiyor yani. Attığın yere gidiyor aynen. AWP'de de mesela Crosshair gözüküyor. Ama attığın yere bazen gitmiyor. Ha. AWP Operator. Güçlü. Ben ama alışamadım pek. Bir tane alıştığım çok güzel bir yer var. Onu da göstereceğim. İçimde kalmasın. Yani çok güzel oynadığım AWP'li bir maç vardı. Ama maalesef ses takılmış abi.
o videoda. Başka hiçbir videoda ses takılmamış. Sadece o videoda ses takılmış. Bir de bayağı da gülmüştük ya. Neredeydi? Şuralarda bir yerdeydi. Bakıyorum hemen. Burant mıydı? Evet, Burant'tu. Şöyle açayım. Ses yayından değil, videodan dolayı takılıyor. Haberiniz olsun. Abi boş ver. Ben de bakıyorum. AWP'de. Tamam. Beyler, belli bir kalabalık. Kaç? Kalabalık. Burada misliyorum. Bir tık. İki tane de B kapı var. Bir tane daha var. Yani bura değilmiş. Anlasın AWP'sini. Öldük burada. Direkt midden dust gibi tutmuş vallahi. Şuradan devam edelim. Galiba önceki roundlardı. Bir dakika bakayım. Aynen önceki roundlar galiba. Burası mıydı? Aynen burasıydı, tamam. Bu round. Arkam gelmiş lan, ağır gelmiş. Ha böyle quick scope oynamak daha avantajlı mesela AWP'de. Aman 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 ki. Ne yapıyorsun kanka lan? Bak bak gidin. Bakiye bak. Oğlum ben de hepsini izledim, hepsini. Ben yemin ederim var ya. Başlıyorsun lan. Her bilgiler buluş bu arada. Bir eve konu oldu. Elim var mı video çekeceğim? Ben çekiyorum. Ben çekiyorum ya. Bol bol bağırmaya çalıştım. AWP'ye işte bu ya yani son gün biraz alışmaya başlamıştım. Ama ilk başta hiç alışamamıştım. CS'deki gibi öyle hızlı bir movement olmadığı için oyunun biraz garipsedim açıkçası. Başka bakalım. Ben bir soru sorabilir miyim Ferit? Tabii ki. Mesela Eco round'dayız. Herkes Eco yani ilk round. Evet. Sen jet oynuyorsun ve Smoan lazım bize. Ben sana mesela pistol droplayabiliyor muyum? Pistol droplayabiliyorsun. Okey. Bak bütün silahları evet. Droplayabiliyorsun. P250 atacak işte sana onu soruyor amına koyayım. Yok ses videodan arkadaşlar. Videodan dolayı bozuk. CS'nin user azaltır mı sence? Bence net azaltır. Net azaltır hem de. Let's go. CS'yi bitirir mi? Bilmiyorum. Hayır canım. Yani bence. CS neler gördü neler geçirdi. Gene de bitmedi abi. Ha şimdi bitecek, ha şimdi bitecek diyoruz. Bitmedi ama zannetmiyorum CS'yi bitireceğini. Ne kaldı bana? Ben fark etmez sizi alın, ben alanı alırım. Burada karakterleri de görüyorsunuz. Breach, Brimstone, Cypher, Jet, Omen, Phoenix, Sage, Sova, Viper. Kanka şey işte alacağım. Bu arada benim smoke'um hani dedin ya senin smoke'una ihtiyacımız var falan diye. Sami. Evet. Benim karaktere kadar çok daha iyi smoke atan karakterler var. Mesela Omen. Mesela Brimstone. Brimstone direkt map açıyor. Map'ten atıyor smoke'u amına koyayım. Daha gitmeden oraya. Omen de öyle. Bildiğin olduğun yerden anasının nikahına şey atabiliyorsun. Smoke atabiliyorsun. Neydi adı? Brimstone. Bruiser mıydı? Neydi? Evet. Sen mesela şeyde jette day skill'ini alamıyordun değil mi? Neyi alamıyordum? Day skill'ini zaten oyun sana otomatik olarak veriyordu. Her round başı evet. Veriyor. Jet sal 800k olayı olmaz inşallah. Vallahi öyle olacak. Yani Jet, Phoenix bunlar kapış kapış alınacak hero'lar olacak. Çok iyi olur hakikaten ya. Net Yasuo abi. Bak bu oyunun Yasuo'sunu oynuyorum İnsanlar ben şu anda. İnsanlar anamızı sürüyor Jet sal. Oğlum kanka biz bile oynarken Punky ben Leylü. Kapışıyorduk. İlk kim install ok atacak Jet'e diye. Düşün yani. Batu da Jet oynuyordu. Jet main demeye çalışıyordu.
Phoenix ya. O zaman bir tier list gelir senden ya kanka. Ben nereye tier list abi? Yaparız. Yayının sonuna doğru yaparız aslında. Anlatmanın sonuna doğru. Okuyacağım subları donate'ler arkadaşlar. Bak burası mesela şey map. Bind diye bir map. Burada iki site var. A ve B var. Ama şöyle bir şey var map'te. Teleport yerleri var. Bakın map'in şurası, şuralarında gördüğünüz çizgiler. Buradan şuradan giriyorsun B'den abi. Şuraya çıkıyorsun. A long'a çıkıyorsun. Şuradan giriyorsun A taraf defanstayken şuradan giriyorsun. B short'a çıkıyorsun. Bence ya. Aynen bak. Bu map'te de böyle bir şey yapmışlar. Ama şahsi fikrim belki de alışmadığımdan dolayı map'e. Ben bu map'i pek beğenmedim. Yani pek hoşuma gitmedi. Belki de renk paletinden dolayıdır. Sürekli böyle kum sarı böyle. Öyle map'leri sevmiyorum. Heaven'ı daha çok beğendim. Çünkü Heaven'da biraz daha çok olanağın var. Bir site'a girerken A, B, C var ve hepsinin farklı giriş noktaları var. O yüzden bir sürü varyasyonum var. Ama burada her site'ın iki tane giriş yeri var. Mesela A'ya sadece short'tan ve long'tan girebiliyorsun. B'ye long, B long var, B short var. Başka bir yerden girişin yok yani. Onun yerine teleport yerleri eklemişler. Mesela A'daki adamları öldürdün. Bir anda mind games yapıp şuradan teleporttan B short'a girebilirsin yani. Veya B'yi öldürdün. B long'tan direkt A long'a dönebilirsin. Gibi gibi. Ne yapacağım ya şuraya sadece. Rotate'lerler diye. Şunu koruyayım Vito için. Abi bu oyun gerçekten çok oyun. Bu oyunu ben YouTube'a da atacağım. Ben bu oyun çok güldüm. Ya Punky beni yardı ya. Taktiğiniz nedir abi? Support oynuyor çünkü Punky yani burada. Ben takım. Cem bir ortalığı yani karıştır. Biz B'ye gireceğiz. Aa drop düştü. Harbi mi diyorsun lan? Yemin ediyorum fotoğraf atıyorum. Nice. Ne? Oraya seni listeden kaldıralım ya lan o zaman. Başkasını yazalım. Rauf mu abi? Kaldıralım hakikaten. Aynen. Her şey anladım. Başlamıyor. Lan Rauf ne şanslı adamsın ya. İnanılmaz. Bak burada Sage Slow attı mesela. Gireme böyle kilitliyor. Bu arada bu Sage Slow'una girdiğiniz anda dikkat ederseniz bir ses oluyor sürekli. Bak tek 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 ve bu ses çok duyuluyor. O yüzden biraz OP bir şey yani bu Sage Slow'u. Burada var. Bir daha attı. Artık onu öyle bir şey yaparak şey yaptı. Çünkü biraz daha bekleyemez. Bizimkiler geliyordu. Devam. Kod vermemiş direkt İçeriye orada hesabı ekliyormuş. Wow nice. 5 canım var. Agresif oynayacağım o yüzden. Evet oyundaki en kritik skill ya. Gerçekten 100 paraya Sage Slow'u ya. Bakma. 120 vurdum. Metin DC gelsene bu arada senden. Bir vurdum biri geliyordu. Kurudunu çeksenize. Şey çağırı. Bravo. Onun 40-30 canı var. Helal. Drop düşme olayı, ha onu ben de soracaktım. Bahadır bu drop düşme olayı ne kadar zaman devam ediyor? Ben mesela başka bir oyun oynarken de yayındayken drop düşebiliyor mu insanlara? Dur onu sormuşlardı, cevabına bakayım hemen. Başka bir oyun yayınına geçecek. Başka bir yayıncı da sanırsam sormuş. Hemen öğreniyorum. Okey. Ama şöyle onu söyleyeyim. Bugün için yani 3'ü ve bizde saatler 12 geçtikten sonra da biraz devam edecek. Ama bugüne özel olacak. Yani yarın yaptığın yayınlarda düşmeyecek muhtemelen. Sonra 7'sindeki yayınlarla beraber başlayacak. Okey. İlk elden Deagle almak mantıklı değil galiba. Başka oyuna geçersenin de şu anda öğreniyorum. Chavez düştüğü zaman bildirim geliyor arkadaşlar. Düşüp anlayamamanız çok zor. Bildirimlere evet, geliyor Twitch'te. Attım fotoğrafı. Böyle evet gözüküyor. Bak Rofo yani fotoğrafını atmış. Ekranınızın üstünde böyle gözüküyor. Rofo düşmüş tabii abi. Bakalım. Yücel Valorant tag'i altındayken. Anladım. Sadece. Valorant tag'i altındaki yayınlarda oluyormuş. Bir dakika bir şu YouTube'a bakayım kaç izlendi ya video. 10.000 izlenmiş bile. Nice. Ne oluyor burada? Batalım helal! Hayırlı olsun düşen arkadaşlar, hayırlı olsun. Bana da geldi, ne işe yarıyor? Abi işte onunla o bir GTA özel kod. GTA'ya girince Isaac me.
Kanka oyunu alıyorsun işte. Close betasına girmeye hak kazanıyorsun. Ben o zaman şuraya şey kanka koyayım. Ben Phantom aldım direkt. Şurada. Oyunda C4'ün adı Spike bu arada. Ben yine Enter deneyeyim. Belki ben istersen buraya şey koyayım. Şu bombayı attım arkaya. I have the spike. Yok burada. Burçluyum mu Feriz'e? Dur hayır. Ben çıkıyorum. Aa girdik aa girdik. Aa temiz gibi. One enemy remaining. Gel B'ye gidelim ya. B'ye gidelim. Beyler B'de pardon sen... Özür dilerim. Sen... Abi bir anda canı sıkıldı. Gel B'ye gidelim ya dedi. Arkadaşlar ünlem drop yazmayın boşuna. Öyle bir şey yok. Beyler pardon diyor ya. Salak katmanlarını kullanırlar bir de. İnanılmaz ya. Ne oldu kanka anlat. Rahatsızlık var ya. Vallahi. Sen gerçekten güvenin kalmadı bana. Diyorum ki enter alacağım buradan diyorum. Kanka yok onunla alakası yok. Benim düşüncelerim çok çok daha değişik. Derin düşüncelere mi dalıyorsun orada? Evet ama kafamdakini aktaramıyorum. Arkandayım ben. Sova'nın, Sova karakterin. Ya Sova çok pislik bir karakter bu arada. Gerçekten ben büyük ihtimal bu oyunu oynarken Sova'ya çok söveceğim. O drone abi. Öyle bir drone yolluyor Sova. Senin yerini tespit ediyor ve bir dart atıyor galiba böyle. O dartı da çıkartman gerekiyor. Yoksa sürekli yerin belli oluyor. Veya seni görüp sadece teklemesi yeterli galiba. Pek oynamadım karakteri ama. Ve pislik bir karakter. Sürekli location revealed yani. Sürekli yerini tespit ediyor. Şu an wallhack gibi mi belli oluyorsun yoksa minimap'te? Yok kanka böyle parlıyorum ya. Bızt oluyorum ya. Adam da Volek gibi sarı sarı parlıyorum böyle. Oy bayağı. Helal. Onu. Ya burada E'ye basıp öldürebilirim şimdi mesela. Side vurdum. Geldi onu bir. Dartı havada da vurabiliyorsun bu arada. Lazım olan şöyle. Senin üstünde üstünüyorum. One enemy remaining. Onun camı da vur. Tam. Boş açılan bir adam geldi ya. Bu havada asılı kalma yani doğru süzülme muhabbeti JT özel mi kanka? Evet JT özel. Pasifi havada süzülebiliyorsun böyle. Benim silahım tikili. Son kill alınca böyle bir slow motion oldu. Şu seriyi A'dan şu sağdan çıksın çıkalım mı seri bir şekilde? Sen kapılardan duvarların ince kısımlarından falan geçiyor mu abi mermiler? Geçiyor abi. Geçiyor. Oyunda wallbang var bu arada bol bol var. Beklemedikleri açırları tutuyor. Kim? Oynadıkça anlıyorsunuz zaten hangi nereden geçiyor, biz nereden geçmiyor. Yok mu? Bu şey mesela benim dikkatimi çekmişti. Bazı kapıların üstünde demir korumalık var. Onları kırdıktan sonra kapının arkasında demir şey mermi geçiyor evet, galiba. Evet, aynen. Heaven map'imde öyle bir kapı var abi. İki tane double door. Aynen. Aynı Dust 2 kapısı gibi. Onun üzerinde önce bir shield var. O shield'ı kırman lazım. Ondan sonra tam penetrate oluyor mermi. Bu. Bir anda Ferit yok. Oyun beraber mi bitiyor yoksa Faceit gibi uzuyor mu? Çok güzel soru. Benim oyunla ilgili en çok beğenmediğim noktalardan biri o. Biz yaşadık onu. 12-12 kaldı. 12-12'den sonra bir round oynattı bize. Ve o roundda da neysen ne olsun yani. Mesela atak mı yapıyorsun 12-12 iken? Gene atak yapıyorsun. Sana belli bir para veriyor. Kaç para veriyor hatırlamıyorum. 5000 dolar veriyor galiba. Aynen 5000 para veriyor. Ve o parayla... Herkesin aynı parası alıyorsun. O roundu kim kazanırsa oy kazanıyor. Yani Faceit gibi bir 3 el şeyde defans oyna sonra 3 el atak oyna yok. Bir golden shot, golden round gibi bir şey yapmışlar. Ama bence kötü. Hiç olmazsa 1 round atak 1 round defans yapılsın yani. Veya 3 round olsun. Hani 1-1 olduğunda 1 round daha verilsin falan yani. Bilmiyorum. Ben onu bir tık saçma buldum. Var var ben gidiyorum. C4'ü yokmuş. Arkadaşlar hakkımız helal. Bu nereye sekti? Ben bir çelik geleyim bu arada. Solunda. Ah plan var. Sıramadım ya. Girdik. Orada. Abi dampi şimdi boyun. Ferit sağ. Balkon ya da bunu ne zaman indiriyoruz abi?
7'sinde. Soranlar var, ben kendim için değil. Ha, şeyde, sitesinde. Orada zaten indirme linki de vardı en son. Pencereyi kuracağım. Pencere, pencere geliyor. Daha uzaktaydı C. Aynen. Aha, zaten bu da var. Tek tek adam. Revealing area. There they are. Ananı, mermim yok. Bir şey diyeyim mi? Ekranda mermi yerini aradım, bulamadım he. Sola baktım, canımı falan gördüm. Siteye girince böyle göremedim. Yazıyor Sami. Attım chat'ten bak. Clutch. Enki ya, güzeldim. R'ye basa ben şımardım ya. Yok kanka, ben şımardım. Yok ya, ben şımardım kanka. Hayır abi. Mikrofonum kapatılmış. Yok abi, ben şımardım. Beta'dasın. Hayır abi. Ama belki sen biraz evet. Close beta'dan ne zaman çıkacak? Oyun çıktığı zaman o da 2020 yazı. Bu yaz yani. Ne yapalım? Ben A'dan düşürürüm, ultim var. Peki ne kadar kalacak close beta? Bir hafta mı? Geldim o zaman. Yok, kısa bir süre kalmayacak. Aynen. Tam süre bekleyin, söylemiyoruz ama tamam. Bol bol oynayabileceksin. Evet, evet. Düşüyor mu böyle Merke? Yani. Çok bak, iyi. İzle. Çok iyi. Ben şuradaki ulti siteğini almaya gideceğim. Burası düştü. Sol kanka. Aaa şey geldi. Teleport, teleport. A teleport, A teleport, A teleport. Oha, benim ilk mermi nereye gitti lan öyle? Ortadan geliyor. Westroom değil, diğer taraftan geliyordu. O nasıl bir flip? Bu farklı. Arkadaşlar, yani şeyi de anlatayım da. Ferit yok burada. Riot hesabınızı Twitch'e bağladığınız zaman eğerse drop düşerse direkt Twitch'e bağladığınız Riot hesabının üzerinden oyun oynuyorsunuz. Yani açıldığından size kod falan vermiyor. Direkt hesabınıza ekliyor. Teleport gelecek. Tam önden evet. Yok, diğerini bilmiyoruz. O da lab'den geldi. Bravo. Fena süzülüyor ha. Şey olarak soranlar var da. Open beta'da olacak mı yoksa direkt oyunu close beta'dan açacak mısınız diye soranlar. Close beta'dan direkt açalım. Gel gel bot, sen ben Ferit şimdi de. Berk sen gelme Cem. Şu anki beni, planlarda ben tek mi gideyim? Aynen, sen tek git buradan buradan. Sen beni sevmiyorsun ha. Oradan var. Ha şimdi şimdi eğimi droplar herkes abi random düşüyor. Karıştır da doğru. Entry gireyim mi? Sub falan hani illa sub'ları düşecek bir şey yok. Ben seni izleyeceğim, kaldırırım onu. Kolay bir gün. Ama sub bulursanız iyi. Ne kaçırdın? Bok olmuyor. Ya yapma ya. Orada. İki tane orada. İki tane orada. Batı. İki orada. Nasıl oyun abi? Peki Crosshair herkes için aynı mı? Crosshair herkes için aynı değil. Crosshair edit'i bayağı iyi. Customization'ı bayağı iyi. Kendiniz yani Crosshair'ı yapma olayı var. Ve bayağı detaylı bir sistem yapmışlar. O olay güzel yani. İstersen nokta bile yapabiliyorsun Crosshair'ı. Oyun free to play, evet. Ay. Bir tane daha var orada. Bak bu, bu tam bir jet play aslında. Ya burada sıkışmış durumdayım. E'm yok. Kaçamayacağım. Ya bu Q ile oraya zıplayacağım. Ya da havaya zıplayıp ultim de var. Ulti ile öldüreceğim. Peki soru şey yapayım. Chatten yönelteyim sana, olur mu? Tabii. Bir tane daha var orada. Şey soruyorlar. Ranking sistemiyle alakalı. İnsanların aklında birkaç soru kalmış. Onun hakkında konuşabiliyor musunuz yoksa? Yani ranking sistemiyle alakalı bir aslında biz oynadığımız oyunlar öyle bir sistem yoktu. Hani ranking, rank vesaire vermedi. Ama biz oyun içinde görmüştük renkleri. Aynı şey gibi aslında ya. Hani CS gibi sistem, ranking sistemi. Global bilmem ne falan. Şu an 28 tick dedin ya serverlar. Normal açıldığı zaman da öyle olacak değil mi? Evet abi, işte benim anlatmak istediğim zaten şu. Bu oyunu diğer FPS'lerden ayıran en büyük ve en önemli özellik aslında FPS, pardon, oyunun stabilizasyonu yani netkodu. Siz bu oyunu normal bir insan
Normal bir maça girerken 128 tick rate oynuyor. Arkadaşlar bakın, tick rate FPS oyunlarında çok 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 önemli bir faktördür. Bunun çoğu insan farkında değil. Bunun en iyi farkındalığı şöyle düşünün. CS'de matchmaking girdiğinizde, normal yani arattığınızda, ranked girdiğinizde 64 tick serverlar atar size. Ama ben Faceit oynamamın sebebi neden? 128 tick serverlarda oynuyoruz biz çünkü. O yüzden Faceit oynuyoruz. 128 tick demek, tick rate olayı şu abi. Mermiyi attın. O merminin önce server'a gidiyor. Server'dan sonra diğer adam şey yapıyor. Değil mi? Olay bu. Server'a yazma hızı. O tick rate. Yani 64 tick rate. Evet, paket yazma hızı. 64 tick rate server'da senin o attığın mermiyi daha yavaş algılıyor server. 128 tick'te daha hızlı algılıyor. O yüzden tick rate önemli. Ben rank sistemini söyleyeyim mi abi bizim oynadığımız tabii zamanki? İlk 5 maçı attırıyor abi sana. Çok fazla şey etki edebiliyor. Mesela ortalama çatışma skorunu etki ediyor. Aldığın kill sayısı etki ediyor. Bunların hepsini bayağı bir şey kayda katıyor abi. 5 maçtan sonra rankın belli oluyor. Ondan sonraki maçlarda sen maçı kaybetsen bile mesela yani Elon düşüyor mu artıyor mu bunu görebiliyorsun üstü kapalı bir şekilde ok işaretleriyle. Ha, güzel. O abi, bayağı ben iyi bilmiyordum sistem mesela. Kaybetim oyunda bile aslında yukarı ivme alma ihtimali var. Ooo efendim, Sedef Hanımlar gelmiş hemen. Hemen VIP verelim Sedef Hanımlara. Şöyle. Rank sistemi bayağı iyi diğer oyunlara göre. Hoş geldin Sedef. Güzel. İyiymiş baya. İti o zaman al bana bir tane abi. Kanka B girelim şimdi. B. Panke. Eyvallah. A bekleyecekler kanka. Aynen çok ağır. Buna çok iyi bak. Panke zaten orada görüyorsun. Geldim oradan. Bir anda girelim oradan. Özüyor çünkü. Tamam, İki kanka. Çözüyor çünkü abi. Canı az benim. Aman flash atacağım. Girdik. Girdim. Atmıyorum. Kur. Hep de kesin vardır ya. Kur baba. Ve dördümüz. Aha. Kurdum. Oğlum vursanıza şuna. Burası var. Cam. Nowhere to run. Arda Turan. Ben bir şey geldi arkamızda. Yapma be. Cam var. Seni tamam. Seni. Cam var. Sonuncu cam. Yo, iki tane kaldı. Bu da kötü oynadım. Last player standing. Niye gösteriyorum ki? Bomba görüyorum zaten. Nice try kanka. Eyvallah. O elindeki SMG miydi kanka yoksa? Yok şey. Arayım bir sol taraf. Phantom. Are. Ha Phantom. Olduk ya. Ya oyunun şu sistemi de çok iyi olmuş mesela. Taba basınca en son roundda kime ne vurmuşsun, body shot mı atmışsın, headshot mı atmışsın onları da gösteriyor. I'll see it. Server muhabbetini söyleyebiliyor muyum Dumpy? Söyle abi, ne söyleyeceğim? Hani işte söyledikten sonra bir anlamı kalmıyor biliyor musun? Batu söyledi onu ya. Sen öyle mi? Söyle ben. Tamam. Ben oyun çıktığında İstanbul serverında olacak. O ne mes? onu söyleyemezsin. Ya nasıl ama ya? Evet. Yani kapalı beta için net konuşamıyorum ama oyun çıktığında 2020 yazında Türkiye sunucusu evet olacak. Yani arkadaşlar Pinge'de sonunda... Tansiyonu düştü Firdin bu benim arada. Yine mi ban yedik? Benim bu kadar bu oyuna hype'lanmamın en büyük sebeplerinden biri. Oyun çıktığında aga hem sen 10 MS oynayacaksın. 15 MS'in üzerine çıkmayacak. 10 ping'in üzerine çıkmayacak. Hem de 128 tick serverlarda oynayacaksın. Daha ne olsun yani? Hem de bedava. Hem de bedava, çüş be! Bir şey söyleyeceğim. Oturduktan sonra şu defans skillerimizi atmamız lazım abi. Her şeyi girer... Bilgisayar yok. Yani... Olmayan bilgisayarda da çalıştırabilir bu arada gerçekten. Sadece böyle... Bu arada Cenk sistem gereksinimlerinin açıklandığını söylemiştim. Çok az abi sistem gereksinimleri. Beta sitesinde en aşağıda abi...
sıkça sorulan sorular da var. Bilgisayarımı kaldırın diyor. Ünlem Valorant yazarak ulaşabilirler. Ünlem Valorant. Karakter ve silah için skin customization gibi şeylere bakabildiniz mi? Store var mı bununla? Evet var abi. Baktık. Çok güzel. Onu da anlatacağım birazdan. Bittikten sonra defans skill'lerimizi kullanalım. Benim bolu bekletmem lazım ya. Agresif kullanıyorum. Beklet kanka. FPS'ler nasıl? İyi. Yani sıkıntı yaşamadım ben FPS konusunda oynarken. Burayı deyip tutuyor. Azı var. 64 vurdum. Kredi. Öldü. Bir tane daha var. Öldü. Çok iyi kredi. Dumpy bu bug mı? Bak burada Viper şey atıyor. C skill'ini atıyor. Galiba C skill'i. Şeyin içine giriyor. Bakayım. Azı var. 64 vurdum. Bir tık geriden geliyor yalnız. Kusura tamam bakayım. Bir daha açtım. Heh. Gördün bir mü daha... şeyin? Store'un yok, içine kaçırdım. Girdi. Ha, okey gördüm. Evet abi orada şeydi. Ben senin de bir kere Sage'de slowlamıştım ya, hatırlıyor musun? Evet. Arkaya attım sen evet. Doların kenarında. Orada sanırım öyle bir saçmalık var, düzeltilir ama. Olabilir. Öldü. Şimdi mesela şey, o toksik gibi bir şey atıldı ya. Evet. Oraya bunny yaparak çıkılmıyor mu yani? Hani tam o çıkılıyor. Tarz onu çünkü. Şey gösterdi evet, hatta çıkılıyor. Sunumda. Volcano gösterdi. Şeyin içinden bunny yapabiliyorsun. Mesela Sage'in Slow Zone'da da bunny yapabiliyorsun. Yine yavaş geçiyorsun ama bir tık hızlandırıyor seni. Bu bunny'nin tabii bir oyun üzerinde şöyle bir zararı var. Genelde herkes yakınında olduğu için, yani milletten uzakta böyle koştur koştur gideceğin yerde çoğu zaman olmuyorsun. Onun için bunny yaptığında çıkardığın sesle verdiğin infonun riskini alman gerekiyor. Daha çok bu slow'da değil. Bu slow atıyor mu bilmiyorum. O slow değil, o damage zaten. Damage yani. Vuruyor sadece poison. Sage'in slow'unda bunny yapılıyorsa hani o zaman OP şey, olur. Adam onu attığı için hani seni beklemiyor ya büyük ihtimal. Hani ben anlık şaşırır diye. Molin'in içinden çıkmak. Ha yine sesi duyuyor canım adam. Duyuyor ama yani. Evet şaşırtırsın. Melih 50-42 demiş ki, Ferit abi şimdi soruyorum bu tick server olayıyla ilgili. Mesela sen 64 tick oynarken rakibi 128 tick oynarsa seni daha önce görüyor. Abi öyle bir şey olmuyor çünkü o tick rate server'ın tick rate'i brom. Yani, server side bir şey arkadaşlar. Girdiğin server'ın tick rate'i. Yani sen 64 o 128 öyle olmuyor. Herkes ne 64 ise 64. 128 tick server ise 128 tick oynuyor. Masum ya, kıyamam mı diyeyim. Tamam, sana 128 her şey. Karakterlerin hızları aynı mı? Evet, movement speedleri aynı. Hitboxları da aynı. Hitboxları da aynı diyor Dumpy ama ben... Aynı, test et kardeşim. Tamam. İstediğin tamam, kadar. Peki abi. Psikolojik olarak galiba ben de. Çünkü bazı karakterlerin kafası çok küçük, bazılarında çok büyük. Mesela Cypher'ın şapkası var abi. Ulti açınca bir de hiç gözükmüyor kafası ya. Evet abi. Metin haksız mıyım abi? Var abi hitbox. Ben Cypher'da bu arada ona haklıyım. Cypher'ın bu arada ultili hali belki olabilir hakikaten. Aaa ne oldu? Şöyle görünmüyordur ama hala oradan vuruyordur diye tahmin ediyorum. Yani. Ya da göründüğü kafası normal hitboxtır. Şapka normalde vurmuyordur. Ama şeyi özellikle çoğu kez sordular. Developerların söylediği o hitboxta hepsinin birebir aynı olmasına özen gösterirler. Çünkü zaten amaç iyi spor. Tamamdır hold proof. Sıkıntı yok. Kill assist yok mu? Evet. İlginç olanlar, bana ilginç gelenlerden biri de o. Galiba belki beta olduğundan dolayıdır. Ben asist de yapsam veya birinin hani CS'de biri yarı canı indirdikten sonra asist içinde sayıyor ya, artı diyor. Burada o yok. Direkt kim öldürdüyse onu yazıyor. Ama asist geliyor. Yani tab ekranında, scoreboard'da asisti görüyorsun. Asist yapmadığını. 4-3 oynayabiliyor muyuz? Oynayabiliyorsun. Evet. Peki değer mi sence? Yani hakikaten yani CS'deki mesela sağlayabilir mi sana avantaj? Kanka ben vallahi pek hissetmedim ya o avantajı açıkçası. Hmm. Ben çoğunlukla 1920-1080 oynadım galiba. Ya da son gün bir denemek için 1280'e 960'a çektim oyunu. Yanlış hatırlamıyorsam çözünürlüğü. O çözünürlükte oynadım. Galiba bu o çözünürlükte hatta. 1920-1080 olmayabilir. Son gün çektin sanki abi. Son gün mü çektim ben? Hatırlamıyorum ya. Selam, CS gibi flashbang kafanı çevirdiğinde etkisi daha az oluyor mu? Evet abi Tugux. Oluyor. Oğuz bayağı beğendim Oğuz. Bence de 1920'ye 1080'de oynanır Gandhi. Katılıyorum. Gandhi de bu arada testerlardan biriydi. Gandhi oynamış. Çok iyi.
Hatta yok etmiş. O da orada. Revealing area. Sağda. Bakacak. Bak Batu'nun oynadığı karakter Cypher. Koş, dön 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 git be. Koş koş. Trap atan bir karakter. Evet, tamam. Ah orada trap atıyordu. Keşke gösterseydin. Karakter yere baktığında hitbox'ta değişiklik oluyor mu? Aa gelmiş ki lan. Çok güzel Batu. Güzel soru geldi. Bence çok oluyordur. Çok özür diliyorum. Dinliyorum. Karakter yere baktı. Mesela CS'de oluyor ya. Karakterin kafasını yere çeviriyoruz. Çok ince açılarda. Gözükmesin kafam diye. O olmayacak dendi diye hatırlıyorum. O çok böyle niş bir soru. Onu %100 sorup teyit etmek lazım. Bildiğim hayır ama kesin doğru olmayabilir. Fov ayarı yok bu arada. Yoktu. Metin yoktu değil mi fov ayarı? Fov otomatik abi 103. Otomatik aynen. Değiştiremiyorsun. Yabancı yayıncılardan da düşürebiliyor muyuz? Sorar mısın Dampi'ye? Yani. Tabii. Mantık olarak. Tabii. Trick shot. Her silahın özel sprey paterni yok abi. Random. Yani tabii ki silahların spreyli farklı ama belli bir sabit bir sprey pattern yok. Bak Cypher'ın kamera sistemi kamera koymuş oraya. Kameradan bakıp tagleyebiliyor. O son bir tek o var. Bak Eren soruyordun adam nasıl gözüküyor diye bak. Haha bakayım. Direkt şeyli kanka. Volek gibi gözüküyor direkt. Böyle ara ara. Gördüm. Silahın yerini değiştiremiyorsun değil mi? Herkes de aynı. Hani CS'de yapıyorduk ya onu. Yok sağ sol yok diyebiliyorum. Biz de istedik bu arada solaklar için solda da olandan geliştirmeye çalışacaklardı ama. Bence release'de çıkar ya. Bu karakter ofenste bir şey söyler abi oyun içi konuşma. Bomba yazsana bana. Oyun içi konuşma var. Gayet de okeyiz. O iki türlü var abi. Anlat Metin. Birisi kendi takımına girdiğin arkadaşlarından farklı bir push to talk'la konuşabiliyorsun ya da açık voice chat. Bir de tamamen takımında senin takımında olmayan biri varsa yani 3 kişi girdin 2 kişi oyundan. O oyundakilere de farklı bir tuşla konuşabiliyorsun. 2 ayrı voice chat var. Lobby sistemi derken Çağrı? Ha şey diyorsun. Katman yaratmaya çalışıyorsun sen. Lobby sistemi bilmiyorum. Yani şey vardı maça girdiğinde eşleştiriyor öyle lobby işte. Ya maçı oynaman lazım. Sen iyi alıştın PUBG Mobile'da. Çağrı troll peşinde ya. Beko'cum ne yapıyorsun? Moni satan Kore Reis hoş geldiniz. Gomis21 19. renk tozu. Merak ses 15 aydır. Bunların hepsini okuyacağım abi. Birazdan. Devam ediyorum kesmemek için. Ya, Batu. Tamam tamam Çağrı ben konuşacağım gel, oğlum. Gel, tamam. Gel kanka. Bitiyor ben Longa'da oynayacağım. Tamam. Joke's over. You're dead. Mesela dikkat ederseniz hep Punky'yi yanımda götürüyorum bir yere girerken. Çünkü Punky support karakter. Ya yani heal'ı var, kaldırabiliyor, resleyebiliyor. Şey yaptılar arka tarafa. Ama bakın Punky nasıl support oynuyor izleyelim. Ya. Kanka kaçtı adam bire işte. Heal. Punky heal. Kanka hiç görmüyorsun nasıl heal'ırsın amına koyayım. Ne yaptın oğlum ne yaptın? Heal atacağım diye slow orb attı kafama az önce. Ya bu ne koyayım Punky ya. Arkan. Bak şimdi. Kaldıracağım. Hadi iyi kaldırıyorsun adam geldi. I have the spike. Kanka. Kanka skill'i bulamadım. Skill'i ilk defa yiyorum. Ay lan. Skill'i bulamadım kanka skill'i bulamadım. Aynen orayı tutan adam. Nereyi tutan adam? Buradan vurdu belki. Evet. Bak şimdi buradan bir anda A'ya gidebilir Mito. Ama gitmiyor. Revealing area. Bence gitmesi lazımdı. 30 seconds left. Oğlunu NT. Yandaymış. Hay amına koyayım ya. Kulaklığımın şarjı gitti gene.
Bozuldu benim kulaklığım ha. Buradan SteelSeries. Ne haber? Hanzo Shift'i. Gibi gibi. O tekme muhabbeti nasıl yani? Neyi kanka? İlk duvardan sekecek mi yani %100? Onu sen ayarlıyorsun. Şöyle oku çekiyor ya kanka. Bir kere aha, sağ kliğe basarsan şey yapıyor. Bir bounce veriyor. Bir sekme veriyor. İki kere, bir kere daha basarsan iki sekme veriyor. O bayağı iyiymiş. Kanka yani 9. roundda mı öğrendin kanka heal skill'i? Kanka hiç heal atmadın ki daha. Niye atmıyorsun oğlum? Niye alıyorsun bunu karakteri? Oğlum denk geldi. Bir de diyorsun ki götüne yapışacağım ya. Abiler ben müsaade istiyorum. Kanka hanımla vakit içme vakti. Çok teşekkür ederiz. Sedef soru olursa, metin bilmiyorsa dürtün beni. Sedef çok özür dileriz. Dumpy'ye esir aldık. Umarım valla izleyen de burada Discord'da olan herkes de girebilir. Harika oyun abi. Elinize sağlık. Harika oyun. Kesin arkamdan bir şey diyecek. Bak. Harika abi. Mükemmel oyun bak. Sana emin ederim. Nefret ederim. Eyvallah. Hadi görüşürüz abi. Bay bay. Görüşürüz. 2'de 2. Sinsi kurt. Gizli kurt. Seslendirme lan. Merhaba. Harika. Kaldırıyorum çok güzeldi. Alo. Abi selam. Alo. Hoş geldin Bekir. Dur dur kaldırıyorum. Hoş geldin. Kanka hoş gözüküyor ha. Oynanışı da daha hoştur muhtemelen. Çok hoş. Yani biz çok zevk aldık gerçekten. Evet, Punky'nin ikinci support deneyimi. İkinci, yani beni supportlayacağım dediği ikinci round. İzliyoruz abi. Oynat bakalım. Ablanın önüne kurban verdi abi. Uğurcuğum. Kanka dur. Uğurcuğum oyna. Öldüm. Helal kanka helal. Revive'ı var. Var mı? Revive? Sağ sağ var, sağ. Var var. Öğreniyorum öğreniyorum. Buyurun geller. Kaldır artık. Ay. Allah aşkına kanka. No kanka amına koyayım. Adam geldi. Adam geldi, adam geliyor arkamdan. Gel gel bey girelim, gel bey girelim, gel gel gel. Gel gel gel. Kanka gel gel, tribe girme, gel gel şuraya gel. Ya Ferit oğlum sen niye Galyan'a getiriyorsun? Amına oğlum. Ya Allah Allah. Ben de zannediyorum ki 5'e 2 clutch kaldık amına koyayım. Böyle duruyor. Allah Allah. Abi YouTube'da bunu çok güzel. Valla çok güzel. Kanka ya ne YouTube'u? Bak öyle bak böyle böyle ben zannettim ki 5'e 2 kaldık clutch. Onu tribine girdim. Bir tamam aslında. Ay TV kalmış 4 kişi zamanı. Bana drop atabilir misin Batu? Atarım abi. Ah. Of nefes alamadım. Ay. Nerede ya? Lan kırsak. Nereye? Ay geldi. Allah. Sadece sabları mı düşüyor? Hayır abi sadece sabları düşmüyor arkadaşlar. Herkese düşmüyor. Helal mi çoğu? Bu neydi lan? Düşen var bu arada chatten. Vita yok bu arada. Evet. Kanka, keşke bel kıvrımı falan da olsaymış karakterlerde ya. Bağladıysan gelecek işte bu oyada. Bel kıvrımı derken? Eren sordu ya kanka hani. Siz karakterin sadece kolu oynuyor. Hani aşağı aynen, yukarı var, bakarak. Var, bak. Orada herhalde bilmiyorum. Yani Noob Helper olmuş biraz. Hani herkes eşit oynasın, direkt Advanced Play'e geçilmesin diye galiba oyun. Zamanla patchlenir gibi mi geliyor zaten çoğu şey ya? Bito. Kanka bununla daha iyi oynuyorsun sen ya. Bito full bu arada Şerif'le oynadı mesela. Normal silahı var, Şerif alıyor abi, Şerif'le oynuyor. Çok güçlü bu arada Şerif. İyi de oynadı Şerif. Nerede? Heaven'da kanka. Heaven. Kur kur Batu. Sen beğenmedin mi AWP'yi ya? Hiç görmedim. Yani AWP oynadığım var aslında ama ya biraz böyle bir tık değişik ya Eren. CS AWP'si gibi alışamadım böyle. Helal. Ben AWP havamda da değilim oynarken bilmiyorum. Yok abi sana bayağı değişik. Sana bir tane göz... bir tane fake movie gibi bir şey izlettim sesler takılı. Onu izlemedin mi sanırım? 3 kill aldığım AWP ile. Kanka şey yemeği yap. Aynen. Lazımı satabilirim. Ya bir de aynen maplerde pek AWP'lik de değil. Ya AWP tabii ki güçlü yerine göre ama. Yok böyle şey hayal ettim hani. Böyle vurup Q'yla hemen kaçıp ötekine indiren
karaktere benziyor seninki. Öyle tam zaten. AWP'lik mesela aynen mi? Jet de tam AWP'lik karakter. Yani mesela vurdun, tam böyle adam yakınına girdi. Ulti ile play yapabilirsin. Ya ulti çok yardımcı oluyor o konularda. Burası yer değişiyor. Ya ama evet. Jet gibi mobil bir karakterde AWP ile kendini yavaşlatmak bir tık saçma olmaz mı Ferit? Aslında tam tersine AWP ile mobil olmuyorsun. Botu atsana bombayı. Yavaş oynamak zorunda kalıyorsun. Aa, Jet ile onu şey yapabiliyorsun, tamamlayabiliyorsun. Ha, eşit diyebilirsin yani. Evet, Jet de. Ya bence AWP için belki en uygun karakter Jet. Bu arada. Ya Jet alacaksın ya Som alacaksın. AWP oynayacaksın. Bir korusana orayı. Başka dash atan herhangi bir karakter yok değil mi? Tek seninki mi? Dash atan düşünüyorum. Yok. Aldım. Bunu iğme baksana ya. Simple yok şey. Neler yapıyorsun? Bu ne lan? Kanka. Dur beni kal. Baya tam info karakter ya. AWP ile zıplayıp sıktığın yere gidiyor. Abi tabii ki gitmiyor. Rastgele gidiyor. Hatta alakasız gidiyor yani. Öyle bir vuruş yapamazsınız abi. Kod gibi düşünmeyin oyunu. CS gibi düşünün. Bomba sesi var evet. Bombayı kurarken bir ses veriyorsun. Diffuse'larken de bir ses veriyorsun. İki kişiler orada. Batun oynadığı charge şey mi? Sage mi? Bak bu Viper ultisi mesela. Lan yeter, nereye kadar geleceğiz? Bomba nerede? O siktir çok iyiymiş oğlum, lan. Oğlum tarayıcı ok koysana. O seni görebiliyor mu dışarıya? Yok, göremiyor dışarıya. E'yi atsan hepsi görünce. Ama ben içine girdiğim zaman poison damage yiyorum bu arada. Bir cana kadar düşüyorum. Ölmüyorum ama bir cana kadar düşüyorum. Viper seni yavaş yavaş mu düşüyor. Kendi attı? Şimdi anlatıyorum. Viper ultisi. Şurada tıkladı adam değil mi? Oradan itibaren belli bir alana yayılıyor ulti. Basıyor. Welcome to my world diyor zaten. O ultinin içinde Viper damage yemiyor hiçbir şekilde. Ama takım arkadaşları da dahil. Karşı takım damage yiyor. Yavaş yavaş yiyor böyle. Ve bir cana kadar düşüyor. Öldürmüyor ama bir cana düşüyorsunuz içeride. Viper'ın içeride şöyle bir avantajı var. Seni kırmızı kırmızı görüyor kanka. İçeride. Volek gibi görüyor yani. Anladın mı? O range'e girdiğin zaman tabii. Yani komple içinde direkt Volek gibi görmüyor. Ama belli bir görüş mesafesine geldiğinde kırmızı kırmızı gözüküyorsun Viper'da. Yani bir tık daha net görüyor. Bir tık ama. Öyle çok epik bir avantaj değil ama. Peki sen duvarın dışındasın böyle. Bir metre var. Viper bir metre içinde. Dışarıyı göremiyor değil mi? Dışarıyı kesinlikle göremiyor. Hayır abi. Dışarıyı göremiyor kesinlikle. Ya benim içine girmem lazım bu poison'ın. Tamam. Bir de şöyle bir şey fark ettim ben. Sen 50 armorla içeri girdin. Evet. Armorun düştü, sonra armorun geri yükseldi. Ha, çıkınca poison'dan geri kazanıyorsun. Decay yazıyor zaten, dikkat edersen bak. Girince decay yazıyor. Ya vurdum adamı. Bu arada Viper öldüğünde bu ulti gidiyor. Aynı zamanda Viper bu ultinin dışarısında 5 saniye gibi bir süreyle ulti dışında kalırsa yine ulti bozuluyor. Kapanıyor. Viper'ın sürekli ultinin içinde kalması lazım veya gir çık yapması lazım ultiye. Harbiden en yatmadı ilatlar. Şimdi Ferit Dumpy demişti ya. Skillerin takım arkadaşlarına vuruyor. Viper'ın ultisi takım arkadaşlarına vuruyor mu? Az önce dedim aslında, kaçırmışsın. Takım arkadaşların da dahil karşı takıma vuruyor abi. Ha okey, kaçırmışım. My bad. Hadi beyler. Sahip ama öldürmemesi bir tık. Robby'de oyun başladığında harita yüklenme süresi ne kadar? Çok kısa ya Alfonso. El bombası tarzı bir şey var mı hero'larda? El bombası. Düşünüyorum. Phoenix'in E'si var. Molotov tarzı. Ama yok. Ya yani grenade tarzı, patlayan tarzı bir şey yok. Hiç yok ya abi. Değil mi? Aynen yok. Ha, hiç yok. Yok aynen. Ben B'ye gidiyorum. Doğru, sen aldık mı bitiyor. Ben de B'ye. Ben tuvalet gaming. Burası hamam olsun ya burası. Kanka burası lamba. Hamam. Şurayı kapatabilirim. Melahattin'in lambası var kanka. Ben şey yaptım. Tamam, kapatabilirim. Yok, nasıl karakter dedim karakter. Ha şöyle bir karakter var. Brimstone diye bir karakter var. Ultisi nuke atıyor abi. Map'in belli bir yerine. Map'ten seçiyor böyle, buraya nuke at diyor. Yani nasıl söyleyeyim. Şu mesela teleport odası var ya. Komple o teleport odasına nuke atabiliyor. Burası hamam oğlum. Birisi oğlum, birisi. Burada bu oyunda yok. Ha, belki.
Bu havada glide geldim atma senin karakteri özel mi? Yavaş evet, yavaş inme var ya. Benim karakteri. Basılı tutunca peki, yavaş havada... yavaş iniyor bu arada. Ya istersem anladım. Öyle yapabiliyorum. Glide atarken mermiler sekiyor mu peki? Senin karakterin. Tabii. Silahla havada durmak kötü. Ama şöyle bıçakta yani ultimi açtığım zaman onda ulti. Sekme yok. Direkt gidiyor hem de o bıçaklar. Yani bir şeyi de yok. Travel time'ı da yok. Bullet travel time'ı yok. Direkt gidiyor. Anladım. Baksana hamam oğlum baksana içeri. Oyunun öyle bir havası var. Koş yoluna atma sanki... falan hikayesi yok yani. İyiymiş. Aynen. İlk mermi kafaya gidecek gibi hissediyorum havadayken ya. Gerçekten öyle bir şey var yani. Neresi geliyor? Oyunun tamam, öyle bir havası var. Türk hamamı. Evet. Sauna. Şey deme Eren böyle adamı var, gördün var. Ya sen HS attın ya o attın bu kadar. Ha. Direkt böyle. Kanka canı bir kanka attık. Hepsi geldi lan. A'da var. 5 A. Bakın dikkat ettiyseniz teleporta girdikten sonra önce bir odaya çıkıyorsunuz. Kanka canı biz kanka attık. Hepsi geldi lan. Bak şimdi teleporta giriyor bir ses yayıyor map'e. Diye bir ses yapıyor biri teleporttan girdi diye. Ve o sesin şeyi var directional'ı var. Yani nereden geldiğini kulakta anlayabiliyorsun. Hangi teleport yeri olduğunu. Ve seni bir odaya atıyor önce. Şöyle... Odayı tam. Bak bu o oda, teleport odası. Kapıya yaklaşınca o kapı açılıyor. Kapıya yaklaşıyorsunuz, o kapı açılıyor. Ondan sonra devam ediyorsunuz. Bununla ilgili bir yer göstereceğim size. Direkt eğim koyuyorlar yani o sesi duyduktan sonra o teleport şeyinin yakınında adam varsa. Spike planted. Eğime göre gidiyor. Mekrovitsi gibi değil. Tamamen senin eğimine göre bıçak gidiyor. At, bıçak at. Bak duvarı böyle kırabiliyorsunuz veya bıçak atabiliyorsunuz. Hoş geldiniz. Haydi go. 3 tane eğim koyuldu şu an size. Niye böyle bir şey? Çok iyi oldu kanka onu attın. Çok iyiydi harbiden ha. O slow'dan peki healer karakterinin attığı slow'dan takım arkadaşını etkiliyor değil mi? Evet herkes etkiliyorlar. Kendi de dahil herkes etkiliyor. Ya büyük beyan yani orada. O oraya nokta şeklinde atacaktı oraya. Bak bana mesela bazen biri onu atıyor ya arkamı dönüyorum. Flash geldi falan zannediyorum. Ayarlarda iğne muhabbeti var mı? Onu açıp kapatma yoksa oyunda yok mu? Oha! Atmayız olur biter bir daha böyle. Neyi kanka bir daha söyle bakayım. İvme. İvme derken? Yani mouse'u ne kadar hızlı çevirirsem o kadar hızlı döner. Yavaş çevirirsem yavaş emin döner. Emin değilim ama var galiba. Acceleration var galiba bence de. Aynen. Onu kapatıp açma ayarı da yoktu galiba. Oğlum abim bana bir SS attı. Dur bir dakika. Nerede o teleport yeri? Hah. Benim logo abi bu. Ters çevir benim. Oha. Doğru. Aynısı. Ferit. Bu ne abi? Alo. Alo. Telif. Ferit buradan. Papaz oldum değil mi buradan? Para yok edersin. Yok edersin bak. Yani. Oyunu çıkmadan kapattırıyor değil mi oyunu? Paraları kalmıyor. Ters baksan. Oh, oyunum acıdı. Amına koyayım. Kanka bir böyle bir bar eksik gibi orada ama. Evet. Bir tık. Ama yani. Mıtıcın. Mıtıcın sen benziyor. Misin lan sen beklettin. Ben eklettirdim bunu oyunu alfada. İnanılmaz ya. Neyse drop'umuzu aldığımıza göre he? Sami. Benim mi sabuncam mı? Bak bana mesela bazen biri onu atıyor ya arkamı dönüyorum. Flash geldi falan zannediyorum. Hani abi bir şey sormuş mesela skill'ler teleporttan geçiyor mu diye sormuş. Bazıları geçiyor bazıları geçmiyor. Evet. Skill'lerin bazıları mesela geçiyor bazıları Phoenix Flash'e geçiyor mu? Ooo güzel soru. Phoenix Flash'ından emin değilim ama mesela Sova'nın oku geçiyor ama ultisi geçmiyor. Güzel soruymuş yalnız ya. Silahlar da geçiyor. Ama silahların çıkardığı ses oyuncuya göre farklı. Düşünsene Ferit. İlk flash'ı atıyorsun şeyden. Gate'den sonra sen çıkıyorsun. Oy yine play olur. Aslında çıkmıyorsun falan değil mi? Böyle herif orada içeride kalıyor. Seni bekliyor. Arkadan girip vuruyorsun falan. Evet. Sonra ya da takım arkadaşına yardım ediyorsun. Gordon Freeman arkanda. Battle Pass tarzı bir şey gelecekmiş. Evet galiba.
Öyle düşündüysen iyi abi. Tamam abi, atmayız olur intihar bir daha. Yok, böyle. Ama öyle düşündüysen iyi oğlum. Ben anlamadım çünkü neden öyle bir şey yaptın. Tamam. Fikri çözemedim orada. Çözümseyemedim. Onu bilmiyorum DVTK. Hiçbir fikrim yok. Giremiyorum lan içeri. Are they asleep? Evet. Uyumuyorum. Evet bak, güzel bir şey yakalamış Tırko. Öldükten sonra izlediğin kişinin kendi krosuyla görüyorsun. Ya ölüyorsun, o kişi hangi krosu kullanıyorsa o krosla izliyorsun izlediğin kişiyi. Uyudun mu? Batu benim, Batu benim. Yine hamam, hamam, hamam. Hamam. Geldi geldi. Drop damage var mı? Evet. Drop damage var abi. Fall damage diyorsun değil mi? Aynen. Var. Bakın mesela şurada... Tamam! Şerif'in skin'e özel bir animasyon bu. Reload animasyonunu görüyor musunuz? Böyle büyüyle sokuyormuş gibi mermileri. Bu skin'e özel bir şey. Önce bu skin'i alıyorsun. Sonra bu skin'e tier basıyorsun kanka. Tier atlatıyorsun. Ondan sonra böyle animasyonlar geliyor. Mesela şey animasyonu var. Bunun Vandal olanı var. AR olanı. Aynı şeyin. Skin'in. Onu da reload'u böyle. Aynı zamanda o skin'le son adamı, round'daki son adamı vurursan adam böyle bir teleport meleport oluyor. Böyle ruhu çıkıyor falan böyle. Görürsem söyleyeceğim. Hatırlatacağım. Deadcap olayını bitirmişler buraya. Aynen öyle. Oynadıkça animasyon çeşidi geliyor. Geldi geldi. Bak kafasını döndürdüm ben. Minimap'ten ezelim çok kötüydü. Güzel abi, yutamıyorsunuz. Bunlar bir kesinlikle avantaj sağlamıyor bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar reload hızı değişmiyor. Kesinlikle ve kesinlikle skinler ve skin animasyonları herhangi bir avantaj sağlamıyor. Kesinlikle. Drop oluyor şu an. Neden drop oluyor? Geçti galiba. Okay. Ya. Arada bir drop oluyor. Last player standing. Bir tane de onu atsam. Ay. Hadi vurmuşuz. Kanka bir el eko kalalım ya. Evet, ben evet. Bir tane DG orbi... Şerif, bu ADS'i kaçırdım ben. Saati kaçma yok mu silahlarda? Şerif'te yok. Pistollerde yok. Ama diğer silahlarda var. Normal silahlarda. Aynı mı peki? Normal vurmayla şöyle saati söyleyeyim, kaçıp sekme kesinlikle, oranı. Kesinlikle hipfire'dan sıkmak, CS gibi oynamak daha avantajlı. Benim düşüncem. Daha mantıklı. Evet, ADS'de biraz accuracy azaltıyormuş ama farklı yerlerden kısıyormuş galiba. Rate of fire çok düşüyor. Rate of fire düşüyormuş. Mermi hızın düşüyormuş. O yüzden ADS'siz oynamak bence çok daha avantajlı. Ben çok denedim ADS'le oynamayı. ADS'le oynamaya çalışmayı ama... Hafif kalkan. Vandal da OP olabilir mi ADS? Yok. Ha. Ya ben aynı zamanda diğer oyuncuları da izledim. Hani test aşamasında. Hani baya büyük oyuncuları da öyle söyleyeyim işte. Bizim oynadığımız Discord'da, oynadığımız yerde Lirin'den Summit'ine, Tim the Tatman'ine, Shroud'una kadar herkes vardı. Ninja'sına kadar yani. Herkes vardı. ADS'yi öyle çok kullanan yoktu. Pompalılarda bir değişiklik oluyor mu acaba? Şerif çünkü ince, bazı ADS açınca hani abi, mermiler daha toplu gidiyordu ya. Olabilir bak, o mantıklı. Pompalıda olabilir öyle bir şey. Kanka boost muhabbeti var mı peki? Ben kameramı koydum zaten, oraya şey yapacağım. Efendim? Yok dedi galiba ona Rauf abi ya. Boost. Birinin sırtına çıkabiliyor musun? Yok hayır, o boost yok kesinlikle. Ben sağa pikliyorum. Buraya giren var. Var burada da. 7-1. Burada da bir var. Yardım dediğin an koşarım. Onun canını acıttık galiba ya. Burada iki Light var. Light ve Heavy Shield arasında fark koşun rakamsal bakalım olarak var değil mi? Var abi. Light Shield 25 armor veriyor. Heavy Shield 50 armor veriyor. Yani 150 canın oluyor. Light Shield'la da 125 canın oluyor. Ama şöyle bir şey var. İki shield'da da, yani light shield'da alsan %50 blokluyorsun. Adamın vurduğu bütün aldığın damage'ları %50 azaltıyorsun.
Bak Ozan çok iyi bir soru bravo sormuş. Bravo. Takımı CSMM gibi otomatik mi atıyor yoksa bıçak roundu tarzı bir şey var mı yazmış? Öyle bir şey yoktu biz oynadığımızda. Direkt tak diye atıyordu. Ya biz lobiyle giriyorduk daha doğrusu. Matchmaking'le girdiğim yok, matchmaking'le de girdik. Yok direkt yoktu. CS'nin MM'i gibi atıyordu. O Face'in falan özelliği abi. Olmaz ama onu ki. Aynen onu kasmamış olabilirler. Yani belki de oyun çıktığında release olduğunda hatta belki de close beta'da değiştirmiş olabilirler yani. Bizim oynadığımız test aşamasıydı. CS:GO gibi alıştırma. Ateş eden karşı takıma pardon. Evet. Ateş eden karşı takıma minimap'te gözüküyor mu? Hani boş gözüküyor. Yere ateş etse. Gözüküyor. Kırmızı kırmızı gözüküyor. Bak dikkat edersen şu an durdurduğum yerde şu oyuncu ateş ettiği için kırmızı kırmızı gözüküyor. Ben o oyuncu gördüğü için mi yoksa ateş ettiği için mi diye. Ceren çok teşekkür ederim Oğuz için. Ceren'den gelenler hoş geldin. Yo direkt ateş edersen gözüküyor kanka. Arkadaşlar bu arada çok kısa ben hemen hazır Ceren de hostlamışken bir şey belirtmek istiyorum. Ceren'le orada burada Ceren'in videoları falan düşüyor çıkıyor. Veya ben Ceren'in videosunu izlerken böyle salak saçma terbiyesizce yorum yapanlar vesaire oluyor. Ceren tamamen benim arkadaşım. İkimizin de farklı özel hayatları olabilir. Lütfen ya Lunaspia'dan bahsediyorum bu arada. Lütfen terbiyesizce yorumlar yapmayalım. Yani o Ferit hadi iyisin falan. Ya bunlar çok yanlış şeyler. Rica ediyorum konuşmalarımıza dikkat edelim. İki tarafta rahatsız oldu. Çünkü gerçekten boku çıktı. Lütfen rica ediyorum. Tamamen arkadaşım benim Ceren. Evet, Ceren de yazıyor zaten chatte. Abi skin olayı var mı? Var. Var. Silahların kostümleri, giydirmeleri var. Balkon abi. 3-4. Teleporting. Teleportta 2 kişi var, altta 2 kişi var. Spike play. Ne kötü oynamış. Soldan şey demiş. Last player standing. Ya sıçtı. Onun LOL gibi mağaza. Hadi beyler çekelim de daha iyi yerdeyiz. Yani LOL gibi derken mi daha iyi yok. Her yayıncı için uyarı yapman lazım gibi olduk. Abi hayır yani ben herhangi bir kadın olan yayıncıyla muhabbet ettiğim anda ya bu tarz yorumlar gerçekten yanlış oluyor arkadaşlar. Yani o insanın o an belki de flört ettiği biri olabilir. Belki sevgilisi olabilir. Bunu söylemek zorunda değil public bir şekilde. Hani biraz empati yapın. Rica ediyorum empati yapın. Rahatsız insanlar bundan rahatsız olabilir. O yüzden rica ediyorum. Bu konuda biraz daha hassasiyet göstermenizi. Lütfen. Bir gerildin sen. Ya beni de zor durumda bırakıyorsunuz yani. Ferit ben oraya drone göndereceğim. Tamam ben de agresif oynayayım. Tamam. Kamera mı? Ha, hem kamera hem şey trigger koydum. Tamam agresif yapacaksan şöyle direkt şey atıyorum. Ok atıyorum ben oraya direkt. Dip çok iyi oynuyor aynen. Ya bu oyunu zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. CS'yi iyi oynayan bu oyunu da iyi oynuyor. O bir kesin yani. Aim'in iyiyse bu oyunda çok iş yapıyorsun. Nerede ya? Gördüm. Evet bayağı güzel canım. Burada sağda. Ses yok abi. Bir tane daha var. Geldim. Öldü. Bravo. Tamam geçmiş olsun bitti. Arkam bende devam et. Tamam. One enemy remaining. Bravo. Sola baktım. Senleyim. Burada da yok. Nerede kanka o? Geride adam kaldırıyor galiba. Evet abi dağılalım. Yo, kaldırmıyormuş. Spike nerede? Toplam kaç tane kapalı burada? Abi, onu abi. Bilmiyoruz. Mermiler dümdüz gidiyor sprey yok abi, mu ya? Abi. Var ama çok sprey yapmıyorum çünkü oyunda sprey yapınca bayağı sapıtıyor. Bu arada öyle şöyle mi? Bir soru gelmişti yani. Az önce. CS gibi practice yapabileceğim, silahları test edebileceğim bir yer var mı dediler. Var arkadaşlar. Practice range var ve inanılmaz çeşitli. Yani... Şöyle keşke videosunu alsaydım oranın.
Neyse 7 siyah çıkacak zaten. Orada görürsünüz. Crosshair'ınızı ayarlayabileceğiniz, aim'inizi test edebileceğiniz, sense'inizi test edebileceğiniz, karakteri test edebileceğiniz practice alanları var. Ferit, sence de skill kullandıktan sonra silahı alması çok yavaş değil mi? Evet ama eğer direkt silah elinde olsaydı da veya o biraz hızlı olsaydı bence çok broken olurdu ya. Çok OP olurdu yani Eylül. Bence gayet ideal. Dengeli yapmışlar onu. Yok yok. Biri şeyi sormuş böyle. Armor almayınca aim punch var mı diye. Güzel soru. Metin var mıydı? Var abi. Aim punch var oyunda. Aim punch varmış. O armor alınca da var bu arada. Yani HS armor gibi bir şey yok. Kaç karakter var? Hemen söyleyelim. 3, 6, 9 karakter. Bize gösterdikleri. Tamam. Çünkü kamerayla efsane görebiliyorum abi. Kontrol recoil azaltıyor diye tahmin ediyorum. Var mı öyle bir şey Metin? Ben hatırlamıyorum. Nasıl? Yok. Ya şey, eğilmek. Ya şey mi? Sanırım var ya. Öyle mi? Emin değilim. Mermiler silahtan çıktığı gibi hedefi buluyor mu yoksa arada bir süre geçiyor mu? Mesela normal bir taramalı ile sniper mermisi hızı farklı mı? Anladım. Sen bullet travel time'dan bahsediyorsun. Galiba vardı. Var mıydı? Yok muydu? Metin. Yoktu galiba ya. Yani ben Guardian'da sıkarken hiç yok gibi hissediyorum ama emin değilim ya. Yok herhalde ya. Yok herhalde ya, aynen. Ha bu arada şeyden bahsedecektim. Hangi karakter kesin olmalı? Ondan bahsedecektim. Bence first pick first ban. Ban olur mu bilmiyorum. Kesinlikle bir takımla Sage olmalı abi. Sage şu karakter. Support karakter. Ceren'in Senan var bu arada. Metin. Maske. Selam. Kesinlikle bir takımda olmalı. Bence. Benim düşüncem. Çünkü attığı duvar çok OP. Attığı slow çok OP. Slow warp. Yani direkt bir site'i tek başına bile tutabilir. O sırada rotate atabilir takım arkadaşınız. Adam kaldırabiliyor. Resi var. Heal'ı var. Ya bence en OP karakterlerden biri Sage. Tam bir support. Phoenix bence kesinlikle alınacak her maç. Çünkü ultisi çok OP Phoenix'in. Ultiyi böyle atıyor. Olduğu yerden devam ediyor. Ve eğer ölürse tekrar o ultiyi attığı yere tekrar doğuyor. Öyle bir saçma bir ultisi var. OP bir ultisi var. Aynı zamanda flash'ı var. Şeyi var. Flame'i var. Flame dediğim şey Molotov. Bir de duvar çekebiliyor böyle. O duvar da mesela çok iyi. Ve aynı zamanda hem Molotov'un içinde hem de şeyin içinde heal alabiliyor. Bu arada Phoenix'le oynadığım bir oyun daha var. Onu da izleteyim hatta size. Oradan ben anlatayım Phoenix'i. Sonra Cypher diye bir karakter var. Cypher karakteri de tam bir flank önleyici karakter. Mesela siz giriyorsunuz B'ye. O sırada A'dan adam arkanızdan dolaşıyor. Cypher hem kamera koyabiliyor hem de trap koyabiliyor. Nerede? Phoenix. Hah. Bir dakika, bu video editlenmemiş olduğu için biraz sıkıntılı olabilir. Bakıyorum. Yanlış bir şey falan çıkmasın. Ben bir izleyeyim şurada. Çıkamadım. Sniper'ım. Şöyle hemen göstereyim ben skill'lerini. Şimdi C skill'i duvar skill'i. Duvar atıyor. Q skill'i flash. İki tane flash hakkınız var. Ve bunlar $100. Bence o da çok OP. Yani 100 paraya göre ucuz. İki kere alabiliyorsunuz her round. E skill'i bak, bu da jetin E'si gibi resetlenebiliyor. İki kill aldığınızda bir daha atabiliyorsunuz. Bildiğin Molotov E. Ultisi de X. Hero sayısı artacak mı? Bilmiyorum abi. Şimdi bunda şöyle bir şey var. Canınız azaldı. E ve C'nin içine girerek, C attığınız duvar çektiniz veya E attığınız Molotov'un içine girerek canınızı çoğaltabiliyorsunuz. Heal'layabiliyorsunuz kendinizi. Burada flash attım. Peekledim. Gördünüz mü? Flash efekti de bu arada o hani CS'de eli gözüne götürüyor ya. Burada öyle değil. Gözleri beyaz oluyor sadece burada. Şöyle bir daha göstereyim. Göz tarafı bembeyaz.
oğlum geldi burada. Burada matchmaking giriyormuşuz mesela o sırada. Bu şekilde. Bu videolardan emin olmadığım için şu anda izletemiyorum. Bu sırada şeye bakayım. Ha, şuna... Ha, karakterleri açayım. Cypher karakterinden bahsediyordum. Cypher karakteri trap skill'i var. Kamera skill'i var. Ultisi Kavera'nın ultisini hatırlıyor musunuz Rainbow Six'teki? Bir adam öldüğü zaman ölüsüne gidiyor, konuşturuyor ve diğer adam takım arkadaşlarının, karşı takımın arkadaşlarının yerlerini reveal'lıyor, gösteriyor. Buradaki Cypher'da bu. Yani eğer sıcak bir ölü varsa, sıcak bir ceset varsa, yeni ölmüşse veya ölümünden 10 saniye falan geçmişse, 5 saniye falan, tam bilmiyorum süresini, gidiyor o karaktere ulti basıyor ve o an içerisinde diğer takım arkadaşlarının yerlerini gösteriyor bir anlık map'te. Olay bu. Cypher da o yüzden çok top pick olacak bir karakter bence. Omen karakter, ya bütün karakterler iyi aslında bakacak olursak ya. Çoğu karakter çok OP ama benim düşündüğüm en OP karakterler Sage, First Pick, Jett, Phoenix. Bu üç karakter kesinlikle bir takımda olmalı diye düşünüyorum. Ha, bir de şey, Sova. Hatta benim karakterimi söyleyeyim direkt sana, benim takımımı. Beşli bence şöyle olmalı. Cypher, Jett. Ama o zaman smoke olmaz. Dur. Burak not alalım. Brimstone kesin lazım bence. Evet evet doğru. Brimstone kesin lazım. Brimstone, Jett, Phoenix, Sage, Sova. Onu düşündüm de Metin. Bütün karakterler çok iyi aslında lan. Evet abi. Hepsi kendine göre aşırı iyi ya. Evet. Brimstone direkt site açabiliyor mesela. Bind'da hem balkonu kapatabiliyorsun hem lambayı kapatabiliyorsun. Ya düşük olan bir karakter yok. Düşündüm yok yani. Mesela en düşüğü galiba Omen diyebilirim. Bence. Çünkü Omen ulti, ama o da çok OP. Omen map'in herhangi bir yerine ulti atabiliyor arkadaşlar. O ulti de ne işe yarıyor? Teleport atıyorsun bildiğin. Bir anda buradayken oraya gidiyorsun. Ya bir anda arkalayabiliyorsun, flankleyebiliyorsun. Ama şöyle bir şey var. Ulti attığı zaman çok belli oluyor. Diğer takımın map'i falan böyle bir şey oluyor. Yani ulti attığını anlayabiliyorsun ve nereye gittiğini de sesi bile kasabiliyorsun hatta. Nereye ulti attığını, nereye teleport attığını. Ama onun haricinde Omen'in mesela bir skill'i var. Smoke skill'i. Hem çok uzun süre kalıyor. Hem de map'in herhangi bir yerine bulunduğun yerden neyse, A'dan B'ye atabiliyorsun neredeyse. Sanmıyorum Gutku. Dinlemeyeceksiniz ki. Devam edelim. Aa, VP alıyorum bak. Gel Ferit. Aa, Ferit abi al, taktik bitti kanka. Söyle, biz tamam, hamamda... satayım. Söyle. Yok yok kanka, kalsın kalsın. Senin AWP tam buram. Bak solu kapadım kanka. Bak, bak mesela CS alışkanlığı direkt 3-1 yapıyorum. Pistoli falan çekip 2-1 yapıyorum falan. Öyle bir şey yapmamak lazım aslında. Ya yani CS'deki bir animasyon hızlılığı yok. Aynı. Bir, adam yok. Bir. Tamam çık kanka. Heal'la kendini. Canım gitmedi ki kanka. Kamerayı döşedin mi? Ben döşedim. Kameraya döşedim. Var. Bakıyorum abi. Sen orayı aldın değil mi Ferit? Evet evet aldım. Sıfır ses abi. Diğer tarafı mı alsan ya? Kanka sen aynen burayı al, ben diğer tarafı alayım. Ben ayı rota itliyorum. Kameraya bakmaya devam ediyorum. Mito. Tamam. Mito adam. Biri var. Geldi bekle. Mi? Kapattılar burayı. Şey var. B'ye gelecekler. Jett var. Amerika'da açtım. Evet, buraya gösteriyor musun şu an? Yok kanka, göstermiyorum. Tamam. Mito hala yoklar. Ses alıyorum. Medet geliyor. Ses alıyorum. Jett, kamerayı kapattım. Geri açtım, işaretledim. Şu anda iki kişi, iki kişi önünde. İki kişi. One enemy remaining. Ay, çok çirkin. Batu bak kamerayla info veriyor. Bu çok çirkin. Ay. Olayı anlatayım. Burada neden bu kadar hype'landı Batu falan. Şimdi Mito şurada map'te gördüğünüz gibi teleport odasında bekliyor. Map'in başında girmiş, round'un başında girmiş teleport odasına. Round'un başında karşı takım dikkat etmediği için o sese, orada adam olduğunu bilmiyor. Kapı kapalı, öyle bekliyor. Şurada da kamera olduğu için şeyin kamerası, Cypher'ın kamerası, Batu'nun. Batu info veriyor sürekli Mito'ya.
Yeri açtım, işaretledim. Bak. Şu anda iki kişi, iki kişi önünde. İşaretliyor ve Mito çıkıyor, hepsini arkasından iki kişi, iki buraya yıksın. Ay, çok çirkin bir taktik. Çok iyi, abi çok iyi. Çirkin, çok. Bu yani, çok çirkin. Ay. Canı çok az, 30. Bu iyi ben bir şey abi, bu ne? Harbiden helal olsun be. Bir şey diyeceğim, oyun için sessiz konuşma var. Bilmiyorlar orada olduğunu. Haritadaki teleportu kullanma sınırı yok abi. Yani ya sürekli oraya bakacaklar. Drop'u aldım Brom, eline sağlık, iyi yayınlar. Sadece Riot hesabınızı Twitch hesabınıza bağlayıp yayın izlemeniz yeterli. Başka bir şekilde yok. Öyle bok böyle diyenlere aldırmayın. İyi seyirler. Oyun ne zaman oynayabiliyoruz by the way? Drop'u almış olsam da. 7 Nisan'da kapalı beta çıkıyor abi. 7 Nisan. Ya da duymuyor. Ya duymadıklarını düşünüyorum. Friendly Fire yok, hayır. Hiç bakan olmadı oraya. Sen yok, oraya gir, ben de senin peşinden alayı kapatayım. Oraya adam gelmesin senin arka. Gidecek misin Mito tekrar? Skillerin yerlerini değişebiliyor muyuz? Q skillini T ile değişebiliyor muyuz? K bindings'ten değişebiliyorsundur. Bu çok basit bir şey. Değişiyor. Artık bakarlar diye düşünüyorum. Bak ben şöyle düşünüyorum. Duvar çek. Droplar ne zamana kadar devam ediyor onu bilmiyorum. Ne zamana kadar biliyor musun Metin? Bahadır demişti galiba bir şey. Abi bugün droplar var. 4-5-6 Nisan'da yok. 7 Nisan'da tekrar açılıyor. Ha, bugüne özel şu anda. Ben, evet. Abi baksalar da ben kamerayı koyuyorum abi. Ki görüyorum ne zaman baktıklarını. Müşahiniz ben sana duvar çekeyim. Bak şöyle bir şey çektim sana. Onu çok iyi yaptın abi. Allah razı olsun. Allah razı. Kötü mü oldu? Çok iyi oldu abi. Kanka bir tane sola doğru geçti. Harika oldu abi. Vurdu. Bak teleport sesi geldi. Benim şey Mito'ymuş galiba. Kanka of, seni kamerayı yerde bırakır mıyım ya? Sen aslansın. Ne oldu lan öyle sağ üstü yazan yazı ha? Abi bu at olmuş. Ah, helal be, bir tane daha. Bu AWP skin'i bu arada. Bu efsane bir skin. Orada var, bir tane orada B'ye koşuyorlardı. Bir kişi lan. Tek adam kaldı, aynen. Hayır, oyuna hak, close beta'ya hak kazanmış olduğunuz işte arkadaşlar. Yes. Match. Oyun sonu ekranı çok hoş. Ondan bahsedeyim biraz. Scoreboard vesaire. Bakayım burada gösteriyor muyum? Ha şu ekran. Burada bütün bilgiler yazıyor. Kaç first blood aldın, kaç kill aldın, kaç kere defuse'ladın. İşte bomba kurdum patladı mı vesaire, KDA'in bilmem ne rating vermiş mesela, icon rating dediğine tam olarak bilmiyorum ama average combat score vermiş. Aynı zamanda şuradan performansa tıklayınca da VS'leri gösteriyor. Ben mesela karşılaştığımda atıyorum Rauf var mesela karşılığımda, Rauf'la karşılaşmamda kaç kere kazanmışım kaç kere kaybetmişim gibi. AWP useless gibi geldi. Pistole çok hızlı geçemediğin için. Yok abi useless değil. Yani FPS'lerde genelde useless olmaz ya. Bu tarz AWP'ler. Karakterlerin hepsi açık mı biz mi açıyoruz? Siz açıyorsunuz. Oynayarak açılabiliyor abi karakterler. Kapalı beta'da düşmezse yaza kadar beklemek zorunda mıyız? Yoksa yazdan önce açık beta oynama şansımız olacak mı? Hiçbir fikrim yok. Açık beta ne zaman çıkacak? Ama tahminim çok uzun sürmez açık beta'nın çıkması. Yazın oyun release olacak direkt. Oyun çıkacak direkt. Ben yanlış hatırlamıyorsam Ferit, Dumpy galiba açık beta olmayacak demişti. Kapalı beta'dan direkt normal çıkacak evet, demişti. Evet. Kapalı beta'dan olabilir. Direkt full sürüm.